Kulağından al, sesi yüreğinde at, sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atılık sohbeti yaptıkları program Farklarınızdan bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, bugün de sadece bir büyüğümle beraberiz sizlerle. Atahan Zilcioğlu bugün stüdyoda. İmparator Süleyman Aktı ne yazık ki ses tellerindeki sıra dışı rahatsızlık sebebiyle bugün aramızda olamayacak. Çok şükür fiziki olarak herhangi bir problem yok. Sağlığı sıhhati yerinde ama ses tellerinde ciddi bir sıkıntı var. Dün Padok yayınını dikkatli gözlerle takip eden ve dinleyen yarışseverler fark etmişlerdir ki son koşuda zaten sesi imparatorun iyice gitmişti. Bugün ne yazık ki bir düzelme olmadı. İğneyle belki gelir dedik ama ne yazık ki son dakikaya kadar beklediğimiz halde imparatorun sesi yerine gelmediği için bu hafta iki kişiyiz. Atahan Zilcioğlu ile beraber. Atahan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. İmparatora çok geçmiş olsun. Buradan selamlar. Roller değişti. Geçen hafta ben yoktum ama ben tabii bir rahatsızlıktan dolayı bir tatil maksatlı yoktum. Çok keyifle Palamut Bükü'nden sizi seyrediyordum. Dostlarla beraber. Bugün İmparator'u duyunca tabii şaşırdım da. O çünkü işine çok önem verir biliyorsun. Yani kesinlikle. İki eli kanda olsa asla işini bırakmaz ama gerçekten hiç konuşamıyor. O seviyede yani. Mesajlaşma sesi düzeyinde yani. Ben arayacaktım. Ömer dedi ki abi boşuna ara ama yani anlaşamazsınız. O kadar yok yani babamın sesi dedi. Çok geçmiş olsun. İğne oldu. Belki yetiştiririz falan diye ama maalesef iğneyle de olsa maça çıkamadı bugün İmparator. Onun nazar. Evet. Çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Haftaya inşallah iki haftadan sonra tam kadro burada olacağız. İnşallah. Ben hemen yarışseverlerimize bildikleri, bize ulaşabilecekleri adresleri tekrar etmek istiyorum. analiz@tck.org'den elektronik posta yoluyla bize ulaşabileceğiniz gibi Twitter'dan da #farklıanaliz yazarak soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Sohbet ağırlıklı gideceğiz. İmparator olmayınca analizlerimizi biraz daha kısa geçip sohbet kısmını biraz daha uzatmaya çalışacağım. O yüzden Atan abi izninle böyle bir format değişikliğine de çok gitmemiz iyi gerekiyor. Çok iyi olur. Bu arada benim bu şeyde yani yarış yazarlığı mesleğinde en kıskandığım kişi Hakan Cantınaz. Seyrediyorsa çok selam olsun. Selam olsun Hakan. Niye dersin? 25. yılını doldurdu. İnanılmaz bir yoğunlukta çalıştı bu süre içerisinde. Ama şöyle bir güzel bir şeyi var. Ananesi var. Her sene Gazi Kostu'ndan sonra bir ay ekip arkadaşlarıyla beraber tatil yapıyor. Ben de hep onu öyle özeniyorum ki. İmparator'a sana da hep söylüyorum biliyorsun. Evet. Ya işte gelecek seneden itibaren Gazi'den sonra biz de böyle bir ay bir şey verelim. Ara verelim. Bir enerji depolayalım. Bütün kış yaz işte program yapıyoruz. Gazi ile artık zirve oluyor filan. Bir türlü tabii imparatoru ikna etmek. Çünkü onun padok tabii görevleri de olduğu için hani sadece farklı analiz olsa belki yapacağız. Tabii sevgili müdürümüzü de kandıramıyorum, yapamıyoruz ama onu belki bir yapsak bu hep beraber bir tatilde. Bizim adımıza Hakan abi yapıyor. O yapıyor evet vallahi. Onu acayip kıskanıyorum onu yani. Selam olsun. Bodrum'dadır büyük ihtimal. Selam olsun ona da. Abi şimdi konuşacağımız birçok mesele var. Koşulları da konuşacağız ama hafta içinden ben koşulları imparator kadar konuşamam bak onu söyleyeyim. Hiç anlaşalım ha. Tamam. At Sahipleri Derneği'nin atçılarla bir sohbet toplantısı oldu. Hassas konulara girdin. Evet. Öyle başlayalım. Çünkü gündemin ilk maddesinde belki o olmalı gibi. Çünkü yarışseverler de merak ediyor neler konuşuldu, neler yansıyacak. Ya tabii çok hiç beklenmedik. Bir gelişme oldu yani. Bir sabah bir uyandık, baktık ki şans oyunları vergisi %7'den %14'e çıkmış. Aynı zamanda katma değer vergisi de %18'den %20'ye çıkmış. Tabii bu büyük bir sorun, büyük bir sıkıntı. Yani %7'den %14'ü çıkmayı %7'lik bir artış değil, %100'lük bir artış tabii ki olarak düşündüğümüzde tabii ne ki kadar büyük bir fark oldu herkes. Ayrıca o %7'lik artış tabii KDV %18'den 20'ye çıkınca daha da orada oluşan tabii ya, matrahtan %14'ün gitmesi daha da büyük bir şey yani. Tabii ki bunun yükselik bahisler oyunları üzerine de yansımaları oldu çok doğal bir şekilde. Kesintiler konusu biliyorsun bizim camiamızın yıllardır mücadele ettiği bir konu. Aslında bununla ilgili yakın geçmiş zamanda diyelim bazı gelişmeler olmuştu biliyorsun. Takım düzenlemeleri olmuştu. Daha önce işte 48'lerden 50'lere 52'lere gelen bir dağıtım iyileşme oranı olmuştu. Türkiye Jockey Kulübü'nün özellikle ikili çifte ganyan plase oyunlarında çok daha fazla tevzeye tabi oranlar dağıtmaya başladığı olmuştu. Ama tabii bu gelinen son vergiler gerçekten herkesi çaresiz bıraktı. Zaten yani Türkiye'nin
ekonomik durumu ortada biliyorsun. Atçılar çok zor durumda. Hafta içinde de bununla alakalı derneğimiz, Türkiye Yarış Atı Yetiştirici ve Sahipleri Derneği atçılarla bir sohbet toplantısı düzenledi. Beyerli Türk Salonu'nda. O toplantıya Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri Sayın Ahmet Özbelge ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selman Taşbek de katıldı. Dernek Yönetim Kurulu vardı. Sayın Başkan Turgay Kop, Sayın Fatih Çiftçi, diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanları. Güzel bir katılım oldu. Atçılar yani sosyal medyada paylaştıkları sorunları, dertleri, istekleri orada da gelen arkadaşlarımız anlattılar, söylediler. Hepimiz fikirlerimizi üç aşağı beş yukarı söyleme imkanı bulduk. Konuştuk. Öneriler de oldu. Tabii ki bütün konuşmalardan sonra Türkiye Jockey Kulübü Genel Sekreteri Sayın Ahmet Özbelge çıkıp konularla ilgili açıklamalar buldu. Biraz off the record bir toplantıydı. Hı-hı. Basına kapalıydı. Basında arkadaşlarımız vardı ama off the record olarak orada bulundular. Çünkü bu yapısal bir takım değişikliklere gidilmesi gerektiğini söyledi Ahmet Bey. Ve bunlarla alakalı da Türkiye Jockey Kulübü şu anda yaptığı çalışmaları anlattı. Bu çalışmaların içinde tabii pek çok konu var. Tabii ki atçı ikramiye istiyor, ganyan bayi priminde, gelirinde artış istiyor. Personel dahi maaşlarında düzenleme istiyor. Yani sektörün her tarafında yani ciddi bir talep var çünkü. Yarışsever oyunlardaki cazibenin kaybolmaması için önlem istiyor. Herkes gelirinde artış istiyor. Çünkü başka türlü bu hayat pahalı enflasyonla mücadele edebilmenin de çok bir durumu yok. Ama hep aynı şeyi söylüyoruz. İmparator da kulakları çınlasın hep onu söylüyor. Yani buraya para getiren iki tane ayak var. Ayak var. Biri at sahibi geliyor, getiriyor. Atını koşuyor. Tabii jokeyine, idman jokeyine, seyisine, antrenörüne hatta onlara bir harcama yapıyor. Onun dışında yarışsever tabii buraya müşterek bayısı oynuyor. Bu iki sektörün gelirlerinin artması lazım ki müşterek bayısı satışlarındaki gelir artsın ve paydaşlara daha çok dağıtılsın. Şimdi hem yaşanan zorluklar hem de bu en son gelen vergilerle beraber tabii bu iyice bir Zora girdi ama Türkiye Jockey Kulübü'nün yaptığı çalışmaları Ahmet Bey anlattıktan sonra oradaki arkadaşlarımızla konulara daha çok vakıf oldular. Bir takım ilerleyen, devam eden çalışmaları dinlediler. Güzel bir, verimli bir bence sohbet oldu. Katılan arkadaşlarımızla da toplantıdan sonra da konuştuk. Umuyoruz tabii çok beklentiler var. Yani Türkiye Jockey Kulübü işte varlık fonuyla şu anda belli bir finalize etmeye çalıştığı bir anlaşma var. İşte bayis sitelerinin at yarışı oynatmaya başlamasıyla alakalı çalışmalar var. Müşterek bayis oyun sistemlerinin yenilenmesiyle alakalı çalışmalar var. Türkiye'deki yarışların yurt dışına satılmasıyla alakalı çalışmalar var. Onların tabii alt detaylarını dediğim gibi off the record olduğu için orada biz açıklamadık. Onların geri zamanı geldiği zaman belki bir Sayın Başkanımız, yayınla. Sayın Genel Sekreter mutlaka gelecek, anlatacaklar. Ama herkes tabii ki sıkıntıların herkes farkında. Gerçekten çok zor şu anda. Yani insanların evlerini idame ettirmeye çalıştığı bir süreçte bu işi yapabilmek gerçekten kolay değil yani. Zor, zorlanıyor herkes. Ama umuyorum böyle dönemlerden geçtik hakikaten. Aşılmıştı her defasında. İnşallah bu sefer de en kısa sürede beklentimiz o. Aşılması yönünde. Ama öbür taraftan da hayat devam ediyor tabii. Çok güzel yarışlar oldu. Bu hafta grup 2 seviyesinde özellikle inanılmaz güzel yarışlar oldu. Kazananlar tabii daha rahat, daha mutlu tabii. Kazanmayınca siz ikramiye %500 de zam yapsanız. Yani sıfırın %500'ü yine sıfır yani. Dolayısıyla bir taraftan da atçılar elindeki atları en iyi şekilde koşmaya, bu zorlu süreçte işte atlarını en iyi şekilde en doğru yarışlara koşarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bunu geçtiğimiz hafta içerisinde bunu başaran epey de atçı oldu tabii. O yarışları şimdi biraz sonra konuşacağız. Onları da konuşacağız. Ağzına sağlık. Hem seni biraz dinlendireyim abi. Çünkü her programın başında varsa vefatlarımız ya da mutlu haberlerimiz, onları paylaşarak yarışseverlerimizle buluşturuyorduk. Bu hafta da ne yazık ki üzücü haberlerimiz vardı. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Antalya Şube Başkanımız Sayın Süleyman Öz'ün kıymetli babası Hacı Recai Öz son yolculuğuna uğurlandı. Öz ailesine sabırlar dileklerimizi iletirken Hacı Recai Öz'e de Allah'tan rahmet dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Yine Adanalı atçılarımızdan Dikili Taş ailesinin de acı günüydü. Kıymetli anneleri Tuncay Bey'in ve Yasin Bey'in kıymetli anneleri Aysel Dikili Taş son yolculuğuna uğurlandı. Dikili Taş ailesine de başsağlığı dileklerimizi
iletelim. Bir diğer haberimize geçtiğimizde de Türkiye Jokey Kulübü'nün iç bünyesinde iki farklı kursiyer adaylarını beklediğimiz operasyonumuz var. Bunlardan ilki Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi'nde başlayacak nalbantlık kursumuz. Nalbantlık kursu için de görüntüler ekrana geliyor. Nalbantlık mesleği için aday olacak isimlere kaçırılmayacak fırsat diyebiliriz. Çünkü sektördeki hizmet kalitesini arttırmak için Türkiye Jokey Kulübü'nün yine ücretsiz ve dünya standartlarında bir eğitim açtığının altını çizelim. Nalbantlık eğitim programıyla da Karacabey Atçılık Merkezi'nde bu mesleğe sahip olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat doğduğunu da hatırlatalım. Detayları Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi internet sitesinde bulabilir aday olmak isteyen nalbant adayları. Başvuru şartlarıyla ilgili de hem de Karacabey'deki bu eğitimin içeriğiyle ilgili de 31 Temmuz'a kadar süre olduğunu söyleyelim. Atan abi. Karacabey ne kadar önemli bir merkez haline geldi farkında mısın son yıllarda? Ve çok kısa sürede. Tabii eskiden sadece pansiyon ara hüviyeti vardı. Şimdi işte Seyisbaşı projesi orada devam ediliyor. İşte nalbantlık kursu semineri açılıyor. Orada devam ediyor. Bu arada idman merkezi görevini üstlenmeye başladı. Yani orası tam bir böyle atçılık köyü, atçılık merkezi haline geldi gerçekten. Atçılık kampüsü. Aynen öyle oldu. Ve ikinci duyurumuz da Apprenti Eğitim Merkezi ile ilgili olacak. Yine jokeylik mesleğini seçmek isteyen genç kardeşlerimiz ya da çocuklarının jokey, apprenti olmasını isteyen aileler için bir duyurumuz olsun. 31 Temmuz'a kadar Apprenti Eğitim Merkezi'nde de kursiyer adaylarımız için başvuruları bekliyoruz. Tüm hipodromlardan bilgi alınabilir. Tüm hipodromlara başvuru yapılabilir. Dolayısıyla İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gelmeniz şart değil. Başvurularınızı beklediğimizi söyleyelim. 31 Temmuz'a kadar Apprenti Eğitim Merkezi'ne apprenti olmak isteyen, çocuğunu apprenti yapmak isteyen aileler için de bu duyurumuzu yineleyelim. Ve son bilgilendirmemizde Apprenti Eğitim Merkezi'nin 3. sınıf apprentileri için yapılan sahada staj hakkında bilgilendirme olsun. Zira stajyer arkadaşlarımız için ilk kez uygulanan, 3. yıllarında ilk kez uygulanan bir gelişme bu. 3. sınıfa geçen apprenti kursiyerler 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren idmanlarda farklı at sahiplerinin atlarını çalıştırmak suretiyle sahada staja başlayacaklar. Saha içinde bir lokasyon yapıldı. Burada binicilik eğitmenleriyle birlikte apprenti kardeşlerimiz de stajlarına başlayacaklar. İsteyen at sahipleri ve antrenörler 3. sınıf apprenti kursiyerlerini staj öncesi çalışmalarını da o bölgeden takip edip ki salı günleri start makinesinden çıkış, çarşamba ve perşembe günleri kenter çalışmaları, cuma günleri de galop sprint çalışmalarını 10.30'dan itibaren izleyebilir ve staja kabul edecekleri apprentileri oradan kendileri belirleyebilirler. Bu önemli hatırlatmayı da atçılarımıza, antrenörlerimize yapalım. 1 Ağustos'tan itibaren de 3. sınıf öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin staja başladığını ilanen duyuralım. At sahiplerinin herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerinin de altını çizelim. Yine Türkiye Jokey Kulübü'nün himayesinde yapılacak bu operasyon. Dedikten sonra geçelim hafta sonunun kayıtlarına. Bu hafta sonu yine bizi birbirinden kıymetli mücadeleler bekliyor. Arkadaşlarımız ekrana versin. Avrasya koşusunun kayıtlarıyla Atan abiyi biraz daha sohbete dahil etme zamanı geldi. Burgas, Vincitore, Asian Final, Age of Fire, Final Dance ve Go Hero kaydını yaptı. Bu 6 isimden sadece biri çift kayıtlı, o da Age of Fire. Yani başka bir yarışa da kaydı var. 21 Temmuz gününde bir yarış kaydı daha var. Ama diğer 5 isim kaydını tamamladı. Tek kayıtla buraya geliyorlar. Belli ki koşacaklar. Evet. Çok sert bir kayıt. Atan abi katılır evet, mısın? Güzel bir yarış tabii. Çok güzel bir yarış. Sezon önemli grup bir yarışlarından bir tanesi tabii. Ve Türkiye'nin şu anda en iyi atlarından 6 tanesi buraya kayıt olmuş durumda. Tabii şimdi burada bir Burgaz var. Müthiş bir kariyeri var. 5 tane grup bir galibiyeti bulunan bir safkan. Bu sene 3'te 3 yaptı, kaybetmedi henüz. Son yarışında yine kazandı. Bu yarışa da çok moralli gelecek ve koşunun da tabii ki kağıt üzerinde favorisi olarak bence görünüyor. Onun dışında bir Asian Final var. Bu sene 4 kere koştu, 1 kere geçildi. Biliyorsun kışın bir meydan serüveni oldu, gayet başarılı. 3 yarış koştu, 2 tane ikinci oldu. O da son yarışını çok güzel bir şekilde koştu, kazandı. 2 grup bir üst üste kazanarak geliyor. Burada olması tabii biraz sürpriz oldu. Yani geçen hafta evet biz programdaydık abi. Hı hı.
Asian Final nereye koşar acaba diye bir çene çaldık ve İmparator sanıyorum FSM'ye gider dedi. Avrasya'ya pas geçebilir. Sevgili Musa da katkı yaptı. Planımız şimdilik o yönde diye. Fakat bugün sevgili Musa ile selam olsun buradan ona da konuştuğumuzda atının durumunun çok iyi olduğunu ve son bir kararla Avrasya koşusunda da olmak istediklerini söyledi. Asian Final koşuyor. Ya tabii yani kayda bakılmıştır. Atçılar bazen kayıt tabii. Yani koşacakları koşun konusunda karar değiştirebilirler. Bunun için pek çok sebep olabilir. Ama tabii son kazandığı yarıştan sonra biraz yakın bir koşu gibi görünüyor kağıt üzerinde. Bir de işte 1600 çim koşmuştu. Sonra geldi 1500 santitiye. Şimdi tekrar 2000 metre çime çıkıyor. İşte bir ay içerisinde 3. yarış olacak gibi. Tabii noktalar da var ama tabii ki at sahibi ve antrenörü en doğru kararı bu şekilde vereceklerdir. Dekleri olursa da mutlaka ki çok şanslı olacaktır. Tabii o dekleri olursa burada Halis Karataş'ın Asian Final'a binme ihtimalini daha yüksek gördüğüm için Go Hero'da belki bir jockey değişikliği olabilir. Aynı şekilde Burgaz'da eğer koşacaksa ki koşacaktır öyle tahmin ediyorum. Vedat Abiş ile koşarsa Age of Fire'ın da bir jockey değişikliği olabilir. Burada iki tane jockey'in tercihleri diğer iki ata farklı jockey'lerin binmesine sebep olacak. Tabii hepsi koşarsa iyi konuşuyoruz. Final Dance var tabii burada. Muhteşem bir 2022 yılı kazanmadık Gazi Koç'u hariç koşu bırakmayan erkek tay deneme Sait Akson, Büyük Taarruz, Ankara Cumhurbaşkanlığı galibiyetlerinden sonra bir meydan hipodromu serüveni ama maalesef işte istemediğimiz sonuçlarla Dubai'de geçen bir kış sezonu. Sonra işte İstanbul'da Haliç koşusunda ilk yarışına çıktı ama koşunun son 200 metresine kadar gelip ondan sonra mücadele dışı kaldı. Ayhan Dağıt'ı çok fazla zorlamadı. Tabii onun nasıl koşacağı bugün için kapalı kutu bence. Yani bu kadar formda... Yeterince toparlandı mı? Evet, bu kadar iki tane çok formda tırnakların ucunda iki rakibin olduğu bir yarışta Final Dance'in performansı bence merakla beklenen bir performans olacak. Go Hero'dan söz edersek o da çok iyi başladı sezonu. Müthiş bir başlangıç yaptı. 3 yarış koştu. İkisini kazandı. Sadece İsmet İnönü koşusunda Burgaz'a geçildi ama yani çok iyi koşarak geçildi. Çok yakın ara kaybetti. Dediğim gibi Halis Karataş Asian Final koşarsa ona bineceği için Go Hero'nun jokeyi kim olacak sorusu belki cevap bulması gereken bir soru. Age of Fire Fethi koşusunda Go Hero'ya geçilmişti biliyorsun. Ondan sonra bir alt seviyeye indi. İki tane yarış koştu. İkisini de kazandı. Moral depoladı. Tekrar bir üst gruba geldi. Onun dışında Vinci Dore'de sentetik pistte çok inanılmaz kariyeri olan bir at. İki grup bir galibiyeti var. Ama bu galibiyetlerin yanına çim pistte de benzer başarılar eklemek isteyen bir at ki yani ikidir gayet de iyi koşuyor. Kötü koşmuyor. Hiç de kötü koşmuyor. Evet, ona da Gökhan Kocakaya devam ediyor. Dolayısıyla yani bu altı at da çok Türkiye'nin en iyi atları. O nedenle Asian Final'da koştuğunu düşünürsek çok keyifli, zevkli sonucu merakla beklenen bir yarış olacak tabii. Kurtel ekürüsünden iki farklı safkan var. Age of Fire sanki yarışın temposunu belirlemek için. Bu sefer sanki böyle bir hedefli bir kayıt gibi gördüm ama bilmiyorum. Ama tabii biliyorsun. Onun olabilmesi için Final Dance'in Final Dance gibi koşması lazım. Yani Final Dance Dubai ve İstanbul sezonunun işte Haliç koşusundaki gibi performansla o seviyede olmaz başarılı diyorsun. Olması çok zor. Yani ama bizim 2022 yılında seyrettiğimiz işte o demin saydığım bütün koşuları koşan Final Dance tabii ki çok farklı bir seviye yani. Dolayısıyla onun tekrar eski günlerine dönen bir yarış yapması sezonun bundan sonrası için de çok çok keyifli olur. Yani tabiri caizse kartlar yeniden kırılır. Tabii ki. O nedenle o zaman tabii Age of Fire'ın stratejisi koşu içerisinde yapacakları daha önemli bir noktaya gelir diye düşünüyorum. Ağzına sağlık diyelim ve aynı günün bir diğer önemli mücadelesinin kayıtlarına gidelim. Nibolu koşusu. Nibolu koşusu da 4 yaşlılar için son derece önemli, kıymetli. Aynı zamanda Triple Crown'un da bir ayağı. Evet.
Ve o ayakta iddialı olabilecek bir safkam var. Neler söylersin? Evet, dediğin gibi burada da gayet başarılı atlar kaydolmuş durumda. Çok yakın ara koşan burada da bazı atlar var. Neredeyse bir hafta önce koşan birkaç at var. Onun dışında genelde bu hafta koşan atlar var. Evet, Boğaz çocuğu koştu sanıyorum, değil mi? Canko koştu. Boğaz çocuğu koştu. Şimdi tabii Derya Ateşi'nin pozisyonu diğer atlardan biraz farklı. Dediğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi kostunu kazandı. Kendinden yaşça büyük rakiplerle koşmuştu. Çok inanılmaz bir performans sergiledi. Şimdi Nibolu kostu Triple Crown'ın ikinci ayağı. Eğer bunu kazanırsa tabii Triple Crown yapma şansını Veli Efendi kostuna taşıyacak ki tabii çok heyecanlı bir süreç olacak o. Araplarda Triple Crown ikramiyesi biliyorsun Cumhuriyet kostunun ikramiyesi kadar. Evet. Yaklaşık 3 milyon lira civarında bir bonusu var onu başarabilirse. Çok yaklaşan atlar oldu tabii son yıllarda ama maalesef sakatlıklar, genelde sakatlıklar ki işte en son Sertberk'i biliyoruz. Ondan önce Hızlı Ahmet'te galiba benzer bir şey olmuştu. Evet. Bu zorlu sezonda tabii pek mümkün olmuyordu. Çok zor bir şey çünkü. Çünkü 4 yaşlıların ilk ayağı %100 kazanması tabii lazım. Tabii ve 4 yukarılarla koşuyor yani tabii. Bu ciddi bir dezavantaj. Yani ben bunun her zaman düzeltilmesinden yanayım yani bu. Nasıl İngilizler bunu 3 yaşlılar içinse bu Araplar için de 4 yaşlara ait olmalı. Diğeri bence biraz haksızlık oluyor bu şekilde olduğu zaman diye düşünüyorum. Çünkü bunu yapabilmek çok mümkün değil yani. Tabii. Zaten çoğu sene mümkün değil. İlk ayağında 4 yukarı kazanıp. Bu sene şöyle bir şey var tabii. Ben geçen seneden beri söylüyorum yani. Arap atlarında hani grup 1 seviyesindeki atların sayısında ciddi bir azalma oldu. Hmm. Yani dolayısıyla bu yarışları hep farklı farklı atlar koşmaya ve kazanmaya başladılar biliyorsun ya. Son Arap yarışlarının grup yarışlarına dönüp bakalım. Seri yapan olmuyor. Olmuyor yani. Şimdi bir yarış mesela grup 1 kazanan at bir yarış sonra bakıyorsunuz ilk 4'e girmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla ama Derya Ateşi bunların içinde nispeten en istikrarlı olan. Neden? Son 4 yarışına bakıyorum. 3'ünü kazanmış. Ve ciddi yarışlar bunlar yani. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Diğeri İstiklal Savaşı koşusu. Vali koşusu. Ankara Vali koşusu. Bu arada bir tek Tarım Bakanlığı koşusunda bir başarısız bir performans var. Onun dışında ciddi bir istikrarı var. Ama tabii ki bu yarışta işi çok kolay değil. Mesela Fuat Ağa 2400'ü çok iyi koşuyor. Yani mesafeyi çok iyi koşuyor. Bu, yine ters bir yarış koşabilir. Onun dışında tabii ki bir Bozarslan var. İnanılmaz bir istikrarlı sürece girdi yani. Nereye koşarsa koşsun hep başa güreşiyor. Çok iyi performans sergiliyor. Kağıt üzerinde çok böyle 2400 gibi koşulacak bir yarış değil. Yani yarışa Hı-hı. tempo verecek tek isim Bozarslan. O da çok süratli giden bir evet. at değil. Bu da yarışı biraz daha dengeli hale getirebilecek bir unsur gibi duruyor abi. Tabii ki. Ama tabii ki Triple Crown'un ikinci ayağında Türkiye Büyük Millet Meclisi kostunu kazanmış bir at için güzel bir kayıt bence. Değil mi? Bence güzel. Ümitleri biraz daha yeşerten bir Tabii ki. Kayıt. Dolayısıyla Derya Ateşi gözüyle bakılırsa yarış bu ayağa geçmesi halinde uzun yıllar sonra Triple Crown'un son ayağına kalan bir isim olacak. Kesinlikle. O da Derya Ateşi olacak. Bakalım nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor. Keyifli bir yarış günü olmasını şimdiden dileyelim. Ki hem Grup 1 heyecanı Avrasya eski adıyla Başbakanlık koşusu hem de Nibolu koşusu uzun uzun konuşulacak, tartışılacak. Haftaya biz de bu iki koşuyu da değerlendireceğiz. Ama bu haftanın gündemine önce Atahan abinin programın ilk dakikalarında söylediği gibi Grup 2'lerle başlayalım. Altın Sima'nın sentetik pistteki galibiyetiyle de analizlerimizi başlatalım. Beyoğlu koşusu. Atan abi bir nevi Anafartalar koşusuna ilave olan isimlerle beraber karşımıza gelmiş bir koşu gibi duruyordu Hı-hı. kağıt üzerinde. Ki Anafartalar'da iyi koşmuş atlara işte Gazi'den gelen Altın Sima gibi bazı rakipleri de eklenmişti. Kağıt üzerinde bakıldığı zaman da aynı günün az sonra belki izleyeceğiz. Yine Gazi gününden çıkmış rakiplerinin yanında daha fresh kalmış, daha az yıpranmış bir safkanın galibiyetiyle büyük bir sürpriz olmuştu bizim için. Onu konuşacağız. Burada da Anafartalardaki büyük cenge girmiş safkanların biraz daha Anafartalar performansından aşağıda kaldıkları söylenebilir mi? Öyle mi başlamak lazım?
Yoksa Altın Sima zaten anafartaları da koşsa bu yarışın favorilerinden biri mi olurdu? Nereden değerlendireceğiz? Ya şöyle tabii şimdi bu yarış gerçek manada hani anafartalar koşusu rövanşı gibiydi. Neden? Çünkü anafartalar koşusunun bakıyorum birincisi, ikincisi, üçüncüsü de vardı ama yarıştan çıktı biliyorsun. Çıktı, cesaf evet. Etmez. Beşincisi, altıncısı, on ikincisi yani altı atın, dokuz atın altısı anafartalar koşusundan gelme ve performans sergilemiş. Evet ve onun bir rövanşı gibi bir yarıştı. Buraya tabii Altın Sima Gazi koşusundan geldi ki Altın Sima Gazi koşusunda dokuzuncu olmuştu. O açıdan da önemliydi yani Gazi koşusunun bir katılımcısının anafartalar koşusunda gerçekten son metrelere kadar muazzam bir performans sergileyen atlarla beraber yarışıyor olması hani belki bir mukayese olma açısından da önemliydi. Her ne olursa olsun tabii şimdi Gazi koşusunun zorluğunu anafartalar evet çok zor bir yarış oldu. Çok mücadeleci son metrelere kadar herkesin canını dişine taktığı bir koşu oldu ama Gazi koşusu için de aynı şeyleri söyleyebiliriz tabii ki. Evet. Dolayısıyla o açıdan merak ettiğimiz bir koşuydu. Altın Sima şahane bir yarış koştu. İlk sentetik pist tecrübesi olmasına rağmen ve Gazi koşusundan buraya geliyor olmasına rağmen muazzam bir performans sergiledi. Mehmet çok güzel yerlerde bekledi. Hiç ön tarafa bulaşmadı. Düzlüğü bekledi. Düzlükte çok iyi bir yere çıkardı atını. Ondan sonra da şahane koştu. Şöyle bir not almışım. Onu söyleyeyim. 22 atın katıldığı Gazi koşusunda start alan atlardan şu ana kadar 10 tanesi yarış koşmuşlar. Gazi koşusunun katılımcılarından 10'u şu ana kadar yarış koşmuşlar Gazi'den sonra. Bunların içinde tek kazanan Altın Sima. Oo. Yani zaten hatırlarsan kışın alanında konuşurken ne kadar dayanıklı, güçlü, tabii. İşte sonlarda hücum edebilen, kuvvetiyle gelen bir at olduğunu zaten hep konuşuyorduk. Gerçekten de bazen fiziksel kapasiteler yani dayanıklılık mı diyeceğim? Tabii ki. O stamina bu çok önemli bir noktaya geliyor ki bunu repairman için de söyleyebiliriz. Onu soracaktım. Tabii repairman hatırlarsan General Briella işte bu Altın Sima. Adana'da bu atlar gerçekten üst seviyede yarışlar birbirleriyle koştular ve hemen hemen hiç kötü koşmadan çok zor bir sezonda geçirdiler. Ben şimdi ona baktım gelmeden önce Altın Sima kaç yarış koşmuş yaz sezonunda diye. 29. yarış. Kışın Ocak'la Mart arası 3 ayda 7 yarış koşmuş. Nisan'dan Temmuz'a kadar 4 ayda 5 yarış koşmuş. Tabii iyi yarışları koşmaya başladıkça yarış koşma aralıklarınız da otomatikman açılmaya başlıyor. Tabii bu da atlara yardımcı oluyor aslında. Daha dinlenmelerine, daha fresh kalmalarına da kesinlikle yardımcı oluyor. Çok güzel koştu dediğim gibi. Harika bir performans sergiledi. İki at zaten böldüler grubu. Repairman çok şanssız bir at. Yani 5 yarıştır ikinci oluyor. Yani anafartalar koşusunu inanılmaz bir şanssız bir şekilde, çok dramatik bir şekilde kaybetti. Bugün de aynı şekilde koşu startla beraber öne çıktı. Sforza'nın bu sefer anafartalarda koştuğu gibi değil de başarılı olduğu stilde koşmak için öne hamle yaptı ama Repairman ona Özcan vermeyeceğini hissettirince o iki kaldı. Özcan önde gitti ve koşuyu force edip yarışta hep önde koşmayı tercih etti. Çok da direndi ama rakip hakikaten çok kuvvetli, çok güçlü geldi. Ona rağmen bırakmadı. Muazzam bir performans sergiledi. Ben Repairman'in de bu performansına şapka çıkartıyorum gerçekten. Bu atları böyle Ocak'tan bu yana bu formda, bu istikrarda tutabilmek çok zor bir şey yani. Dolayısıyla ben iki atı da kazanmış kadar başarılı buluyorum. Hem kazananı hem ikinci olanı. Tabii Cool Star çok bence en iyi koşan atlardan biri oldu. Ciddi bir sıçrama yaptı bu yarışta. Evet, mesela bir yarış önce kilo farkına rağmen handikap mücadeleyi kazanamamıştı. Yani bu yarış ona çok zor bir yarış gibi görünüyordu. Ama o demin senin söylediğin İşte o fiziksel yorgunluklar bazı atlarda çok ön plana çıkmaya başladı. Buna bir de tabii şeye eklemek lazım. Biraz sonra dişi yarışında biraz bahsederiz. Havanın aşırı sıcak oluşu bazı atları mutlu etmiyor. Özellikle bazı dişiler çok etkilendi bundan. Benim şahsi kanımca. Hem yorgunluk... Pist özelliklerini de etkilen bir faktör değil mi? Pist kabardı bir parça tabii. Pist havanın daha sıcaklığından dolayı. Tabii ki o kabarıklık ve o yorgunluktan sonra
bu yarışa gelmek de kolay bir şey değil. Dolayısıyla ben Cool Baby'nin bunu çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Nitekim Cool Star. Cool Star'ın nitekim bizim için de benzer şeyler biraz sonra söyleyeceğiz. Tabii ki bu yarışın hayal kırıklığı yaratan atları var. Bir tanesi Sportmaster, yani bir türlü olmuyor. Bugün de yarışın belli bir yerine kadar çok kolay, rahat, keyifli geldi. Dönünce sanki güzel bir yerde çıktı Ahmet, Ayhan. Sanki devam edecek gibi olur mu diye beklerken daha düzlüğün hemen başında pes etti, bıraktı. Devam edemedi. Talha Paşa bence güzel koştu. Hefe'de Efes de geçen yarışın bir yorgunluğunu atamamış gibi görünüyor işin doğrusu. Ama tabii ki Altın Sima ve Repairman'in yarışları farklı tabii ki diğer atlardan. Tüm sezon biri 29. biri 22. yarışına çıktı kariyerlerinde ve hala grup mücadelelerde söz sahibi olmaya devam ediyor her ikisi de. Mehmet Akyavuz'a çok kısa bir parantez açayım istiyorum Atan abi. Bu tarz koşularda sıklıkla konuştuğumuz isimlerden biri Mehmet Akyavuz. Böyle sanki biraz daha mesleğinin üzerine gitse Selim Kaya'nın boşluğunu alabilecek biniş stiliyle, böyle hani eski usulde binip yüksek yüzdeli grup performansı olan. Ya ben yani ben kötü bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Hani Mehmet bence gayet iyi bir noktada şu anda. Dolayısıyla hani başarılı da bir jokey ve çalışmasının karşılığını da alıyor diye düşünüyorum. Özellikle tanıdığı, sürekli bindiği atlarla müthiş bir başarısı var. Hani daha önce bindiği bir atla kazanabileceği bir yarışı çok nadir kaybeden bir jokey. Bu yarışta da mesela çok güzel bindi. Çok yarışı güzel okudu. Güzel yerde takip etti. Atının o diriliğine inandı. Düzlükte geleceğine de anladı. Çok güzel bir sprint yaptı yani. Bir de sevgili Hamza, son 200'den bir daha verir misin? Yarışı sıkı bir farktan analiz izleyicisiyle takip ediyordum. Hı hı. Kamçıyı sola alırsa kazanır dedi. İmparator yok ama onun kulaklarını çınlatalım. Burada Mehmet geliyor, sağ elinde kamçı. Sol elini alırsa kazanır dedi. Bakın şimdi ne yapıyor Mehmet? Yan yana geliyorlar. Sol elini alıyor. Ve soldan kullandığı an Altın Sima kapıyor. Tabii ki. Yani yarışı izletirken bir yarış severe bu detaya bakacak ve hani bu detayı kovalatacak kadar da güzel paylaşımlar oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bunu da söyleyeyim istedim. Tabii ki hep konuştuğumuz şeyler ya. Yani artık yarışları çok farklı gözlerle seyrediyor hepimiz. Yarışsever de öyle seyrediyor. Tabii. Yani hepimiz işte ayağı nerede değiştirdik? Kaç kere ayak değiştirdik? Tabii jockey kamçıyı kullanmaya ne zaman başladı? İşte nasıl başladı? Sol kamçıya ne zaman alması gerekiyordu? Aldı mı, almadı mı? Bunların hepsini inanılmaz derecede yorumluyor. Yani bizim kadar yorumlayan, bizim kadar başarılı yorumlayan çok yarı sever var gerçekten. Ve Süleyman Aklı gerçekten hani sadece aprantilere nasıl at binmesini, işte okuldaki gençlere nasıl at binmesini değil, yarı severlere nasıl yarı seyretmeleri gerektiğini de öğretti bence. Çok net. Ve bu fazlasıyla kıymetli bir şey. Yani işin ve tabii dış kısmına bunu öğretebilmek tekniğini. Ve bu konuşuldukça, bu yazıldıkça, sosyal medyada bunlar paylaşıldıkça jokeyler de ister istemez bu doğrultuda hareket ediyorlar. Tabii. Zaten bu doğrultuda hareket edenler zaten başarılı oluyor yani. Onu çok net. Görüyoruz yani işte son iki yılda kimler yukarı çıktı, kimler aşağı indi. Otur bak, kimler yerinde sayıyor, kimler bir yere gelmesi gerekirken gelemiyor. Ama kimler istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru gidiyor, onu zaten herkes görüyor yani. Bizim çok fazla bir şey söylememize de gerek yok yani. Selam olsun diyelim ona da. Son olarak da Altın Sima'nın antrenörü, kıymetli büyüğüm Seyit Kan'a da bir başsağlığı dileği ileteyim. Dayısını kaybetmişti. Yarıştan sonra da hemen kendisi Urfa'ya, memleketine gitti. Kan ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletmiş olalım. Tebriklerimizin yanında Altın Sima'yı ve ilgilerini kutlayarak geçelim Dolmabahçe koşusuna. Anadolu zamanı Halis Karataş'la Grup 2'nin galibi oldu. Yarışı hemen ekrana verelim ve hatırlatmaya da başlayalım. Mucize Kız bu kez çıkmadı. Atan abi, dönem dönem çok kalsa da yarışın içerisinde hep olabilen, sonuna kadar mücadele eden, adı gibi mucize bir isim. Bu aynen kez öyle. Çıkmayınca tabii şansını startta bırakmış oldu. Ona bir geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım. Alışılmış stiliyle Beyond Expectation koşunun liderliğini aldı. Steel Queen'de peşine takıldı. Yarışı kazanacak olan Anadolu zamanı şu anda orta grubun hemen arkasında. Yani yarışı ikiye bölersek ikinci grubun ikinci sırasında gibi
konumlanmış durumda Halis Karataş İdaresi'nde. Yarışın sonlarına kadar da zaten düzlüğüne kadar da yerini koruyacak, düzlükte de hücum edecek. Şu anda üçüncülükte izlediğimiz mavi siyah formalı Silent Wave'de düzlükte aldığı liderliği Anadolu zamanıyla mücadeleden sonra kaybedecek ve ikinci kalacak. Ben hemen Atahan abiye döneyim. Yarışı buraya kadar getirdim. Biz yarışın genel değerlendirmesine dönelim ve nasıl bir yarış olduğunu Atahan abiye de soralım. Şimdi tabii bazı 3 yaşlı taylar ilk kez kendinden yaşça büyük rakiplerle buluştular bu yarışta. Bunlardan bir tanesi de yarışı kazanan taydı. Anadolu zamanı 3 yaşlı olarak ilk 3 ve yukarı yaşlı yarışına çıktı ve muazzam bir performans sergiledi. Bu at hatırlarsın, çok iyi bir atın, sentetik pistte çok başarılı bir atın öz kardeşim. Magnum Opus diye. O da çok iyi bir attı. Çok dertleri olan bir attı ama muazzam koşuyordu sentetik pistte. Onun öz kardeşi. 7. yarışında 5. birinciliği, ilk grup zaferi, ilk 3 ve yukarı koştuğu yarışı kazanmış olması da son derece bence kıymetli. Bu yarışı 3 yaşlılar, genelde 3 yukarılar daha çok kazanıyor bu yarışı. Son yıllarda işte bir Silent Wave kazanmıştı ki bu yarışın ikincisi 3 yaşındayken bu yarışı kazanmıştı. Bugün de bir 3 yaşlı rakibine geçilmiş oldu. Yine son 10 yılda bakıyorum bir Tenerife Song kazanmış galiba 3 yaşlı olarak. Adakarası kazanmış. Yani genelde yaşlı, 4 ve yukarı yaşlı dişilerin kazandığı bir yarış ama orada da tabii çok bir şey yaprak dökümü oldu. Şimdi bugün sevgili Emrah paylaştı. Secret Power yarış hayatını ona da bir geçmiş olsun noktaladı. Dileklerimizi iletelim. Geçen senenin muazzam başarılarla Gazi Kostu'nda kazanarak final yapan muazzam bir atıydı. Tarihe geçmiş bir isim Secret Power. Abi dişi tay deneme, kısrak galibiyeti, üstüne Gazi Kostu galibiyeti muazzam bir şey yani. Belki tarihte Triple Crown'u yapan ikinci dişi olacaktı. Dokuzuncu at olacaktı. O potansiyele çok fazlasıyla sahipti. Büyük bir şanssızlık yaşadı tabii. Sonra kış sezonu çalışmalara başladı. Ve yarıştan önce, İstanbul'da koştuğu yarıştan önceye kadar da gayet olumlu gitti şeyleri. Özellikle merak ettim yarıştan sonra iş yapmış mı diye. Dün bir galop yapmış 1200 metre. Herhalde sanıyorum, tahmin ediyorum. Galoptan sonra sorununda bir nüksetme durumu oldu ki bugün sevgili Emrah böyle bir paylaşım yaptı. Şimdi tabii onun dışında tabii yine geçen senenin çok özel atlarından bir tanesi Snowbird. Snowbird de çok büyük şanssızlıklar yaşadı. Maalesef. O da geri dönmeye çalışıyor ama maalesef o da istenen seviyede bir dönüşü şu ana kadar gerçekleştiremedi. Dolayısıyla böyle bir ortamda az koşmuş, öz koşmuş ve hep istikrarlı koşmuş bir Safkan. Silent Wave gibi ciddi bir atı yani. Geçerek bu yarışı kazandı ki bence bundan sonra da bu başarıları devam edecek bu tayın. Son düzlüğü çok iyi koştu özellikle. Silent Wave de çok iyi koştu. Yani yarış elinden uçtu gitti. İçeriden belki de Özcan o ana kadar çok fark etmedi rakibini ama çok kuvvetli geldi. Çok fazla da yapabileceği bir şey yoktu işin doğrusu. Kilo farkı İmparator'un hep altını çizdi. Yani 3 yaşların kendisinden büyüklerle koşarken büyük bir avantaj olarak tabii piste geliyor. Tabii. Burada da yaklaşık 5 kiloluk bir fark vardı. Çünkü 54 kiloya Halis abi 55 kilo bindi. 55-600 bindi. O normal tabii yani. Aradaki yaş, yaş farkı tamam. Nedeniyle o kilo farkları normal. Ama buna rağmen tabii ki performansı çok başarılı. Ben tabii diğer 3 yaşlıların da yarışlarını beğendim. Yani bana sorarsan Esen de kötü koşmadı. Anares de kötü koşmadı. Steel Queen. Yani onlar hep geldiler yani. Yenefer çok iyi koştu. Yani 3 yaşlıların en altta kalan ismi Steel Queen 6. oldu. 4 3 yani yaşlı ilk 6'da. Evet, ilk 6'nın içinde 4 tane 3 yaşlı var. Dolayısıyla tabii burada mesela General Briella'nın olmaması da bir düşündürücü bir nokta. Tabii. Umarız iyidir, sağlığı sıhhati yerindedir. Burada olması gereken bir attı çünkü General Briella. Bu sene İmparator da hep söylüyor biliyorsun dişiler, dişi yarışları enteresan geçecek yani. Epey bir orada da yaprak dökümü oldu çünkü. Senin altını çizdiğin Arap yarışları gibi burada tabii, da benzer bir durum burada da var. Her mesafe belki yarışın gidişatı bile sonuç etkileyecek. Son olarak
Tabii büyük ekürlerden bahsediyoruz. İşte ekürlerin yatırımlarından bahsediyoruz. Mesela Tuğban Bey'in ekürüsü de uzun süredir düzenli yatırım yapan ve çok safkanıyla sahada bulunan bir ekürü. Bu yılki de ilk grup galibiyeti oldu. Ekürü içinde tabii moral oluyor hiç şüphesiz bu tarz galibiyetler. %100 tabii ki olmaz olur mu? Yani büyük ekürlerin mutlaka bu tip grup yarışlarda, açık yarışlarda var olması gerekir. Yoksa hani onun dışındaki diğer yarışlarla büyük ekürlerin yaşaması çok kolay bir şey değil yani. İngiliz atlarında diye hemen altını çizdim. Çünkü Arap atlarında Rüzgar Dahan'ın kışın vardı bir grup galibiyeti İngiliz atlarında. Ya iyi atlarla, iyi yatırımla, iyi hara ile, iyi çiftlikle başarının gelmemesi mümkün değil yani. Ha belki bir dönem bir şanssızlık olabilir, bir süreç iyi gitmeyebilir ama o çok kısa sürede düzelir. Çünkü bu tarz ekürler gerçekten ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunların karşılığını da alıyorlar tabii ki. Kutlayalım bir kez daha Anadolu zamanını bu güzel galibiyeti sebebiyle. Silent Wave, Atahan abinin tabiriyle kazanmış kadar iyi koştu. Yennefer 3. Esten 4. Anarres'te 5. olarak Dolmabahçe koşusundan ayrıldılar. Şimdi hafta sonuna geleceğiz ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü koşusunu konuşacağız. Burada da Blue Sunset geçilmezliğini sürdürdü. Bu kez Ayhan Kurşun idaresindeydi. Ekürü'nün yeni baş jokeyi Ayhan Kurşun olmuştu. Geçen hafta bunu da deklare etmiştik. Kurtel ekürüsü Ayhan Kurşun'u baş jokey olarak anlaştı öyle mi? Evet. Ve bu hafta bütün safkanlarında hemen hemen takvimleri müsaitse Ayhan Kurşun'la gördük. Koalist olduğu zaman ne olacak? Geldi. Sanıyorum koalist olduğunda ekürü müsaade edecek koalistoya. Anladım. Benim bildiğim böyle. Koalisto dışında tüm safkanlarında ekürünün tüm safkanlarında Ayhan Kurşun olacak. Yani işte demin söylediğimiz konu. Yani Ayhan gerçekten iki senedir ciddi bir istikrarla ve başarıyla çok güzel bir yol aldı bence. Jokeylik kariyerinin de bence özel bir dönemini yaşıyor diye düşünüyorum. O eski hırçınlığı da kalmadı. Çok bence kendini çok geliştirdi. Zaten özgüvenli biriydi ama şimdi daha da kendine daha çok güvendiğini düşünüyorum. Daha moralle bindiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sorumluluğu altından kalkabilecek kapasitede bir jokey bence Ayhan. Çünkü bugün Kurtel ekürüsü Türkiye'nin en büyük ekürüsü sayısal anlamda. Tabii. Yani Türkiye'nin kulmuru yani. Çok sayıda atı var, çok her grupta koşan atı var. Arabı var, İngiliz'i var, Tay'ı var, yüzlerce, onlarca. Dolayısıyla böyle bir ekürüde baş jokeylik ciddi bir sorumluluk ister. Ayhan'ın bunu kaldırabilecek kapasitesi, kalitesi zaten var. Bu yarışta da çok iyi bindi. Çok iyi bir yerde gitti. Mesela Gökhan Boat'la 3'te 3 yapmıştı. Şimdi 4'te 4 oldu. Geçilmezliğini korudu. Mesela bu yarışta geçen yarışına göre at daha bence kolay bir yarış kazandı. Çok katılıyorum sana abi. Evet. Çok daha kolay bir yarış kazandı. Yani geçen yarışın sonları biraz zor geldi yani. Geçen yarış bence Gökhan'ın da maharetiyle aynı bulmuştu. Tabii. Kaybetmişti yarışı yani. Gökhan yarışı, çok mücadele evet, etti. Gökhan çok mücadele etti. Bu kez daha akışlıydı. Tabii bazen taylarda ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Onlar halledildiği zaman tay bambaşka bir hüviyete geçebiliyor. Performansını çok farklı bir noktaya götürebiliyor. Çok iyi bir yere girdi Ayhan. Hiç mesafe kaybetmedi yani. Çok düzgün bir yerden ekürüsünün içinden çok güzel bir şekilde yol buldu geldi. Ama ikinci olan tay muazzam bir yarış koştu bence yani. Geçen gün yine bir kısa vadi yarışta da ikinci olmuştu. O gün de çok iyi koşmuştu. Bugün de şahane koştu yani. Rakibi çok iyi koştuğu için kaybetti. Yoksa arkayla beraber bir Hamza finişte durdurur musun? Yani evet. Yani üçüncü ata beş boy neredeyse yapmış durumda yani. Muazzam bir performans yaptı o atta bence. Mesela geçen yarış geçildiği at şu anda dördüncülükte. Evet. Hep aşama içerisinde olan üstüne koyarak giden bir at. Bugün kazanan rakibi daha da iyi koşmasına rağmen yine çok yakın bir yerde bitirdi yarışı. Çok beğendim. Şimdi bu yarışta bir 5 senedir koşuluyor. Evet. Merak ettim daha önce kazanan taylar ne yapmış diye. İlk yılında 2 yaşlı koşulmuş. Colto Victory kazanmış bu yarışı. Sonra 3 yaşlıya dönmüş. Lord of Game kazanmış. Oo. Ve aynı, bu ikili atlar Gazi Kosu'nda 1-2 olmuşlar. Güzel. İşte geçen sene Nirvana kazanmış. Bu sene Blue Sunset kazanmış. Şimdi tabii bu tay 2 sentetik 2 çim koştu. 4'te 4 yaptı.
Bu yarışı kazanarak tabii Ankara'ya ilk geldiği yarış. Büyük bir ihtimalle Karayel Kosta öncesi de Ankara'da koşmak istediler diye tahmin ediyorum. Bir Ankara'yı evet, Ankara'yı yapacak mı yapamayacak mı? Ankara'yı yaparsa Karayel Kosta mutlaka yol haritasının üzerinde olacaktır. Çünkü ona göre bir program yapacaklardır. Yanılmıyorsam sen şimdi bakınca görürsün. Yine böyle Sadun Eşref atığı bu koşu ve Karayel koşusu takvimi Koltu Victor'un da takvimiydi. Biraz onun izinden gidiyor gibi geldi bana. Vay, çok güzel detay olur be. O yol haritasından devam ediyor. Koltu Victor'dan şimdi hemen kontrol edeceğim. Koltu Victor'u Sadun Eşref Güney atığı galibiyeti, Demokrasi ve Milli Birlik Günü galibiyeti, Karayel galibiyeti evet. Ve sonra Trakya koşusu. Yani bu hatta büyük bir ihtimalle Karayel koşusuna şu anda gidiyor. Ankara pistiyle alakalı bir sorun olmadığı ortaya çıkıyor. Yani Ekürü alttan bize şu mesajımı veriyor. Bu yılki Koltu Victor'im Blue Sunset. Yani ben mesela Cosmic Kit'te geçen sene iyi bir attı ama ben mesela bu atı ondan daha iyi bir at gibi görüyorum Cosmic Kit'e göre. Hani hem konformasyon olarak, kuvvet olarak, güç olarak ve yarışçı gidişatı da sanki daha evet, daha böyle potansiyelli konforlu. Bir at gibi görüyorum. Ama dediğim gibi ikinci tayı da ben çok beğendim. Çok iyi koştu bu at yani. Bahu Bali ikinci çok olan aşama tayda. Yaptı bu yarışta. Çok güzel koştu. Hard and Fast Ekür'ün diğer evet, Bursa'da dikkatimi çeken bir attı o benim. Çok güzel bir at. Kazanan tayla zaten Hard and Fast ikisi de aynı Aygır'ın oğulları ki AeroS Marshall da çok iyi gidiyor yani 8'de 5 yaptı. Muazzam gidiyor. Onun şeyini çok merak ediyorum. Sosyal medyada bir yerde Aygır'la alakalı vefat ettiği gibi evet, bir şeyler gördüm ama doğru mu bilmiyorum doğru, yani doğru. Onu ben şey doğru. Yapamadım. Yazık doğru. Yani tabii çok. Ben Arif Bey'den öğrendiğim kadarıyla evet. Erken o da büyük bir kayıp. Hem erken hem de önemli bir kayıp olmuş yani. Şu ana kadar First Crop'a imzasını atan attı yani Aygır. Aygırlardan biriydi ne yazık ki. Bu yarışta da 1-3 yaptı yani muazzam. Resne 4. Oğlumsun'da yarıştan 5. olarak. Yarışın derecesi aynen. De gayet güzel. 1-11 net gibi bir yarış. Yani altına da inebilirmiş. İstese 1-10'un içinde koşabilirmiş gibi görünüyor. Karayel koşusu bu koşudan sonra benzer safkanlarla koşulur mu yoksa diğerler biraz daha... Mesela İstanbul'dan daha fazla safkan gider mi Karayel koşusuna? Atıyorum bir hard old geldi aklıma. Tabii gelebilir. Tabii ki gelebilir. Tabii ki gelebilir. Yani bu yarış biraz daha böyle arka grupla fark olduğu için söylüyorum. Evet. Ama bence hani grup bir bir koşu için kayıt arttırır mı? Gelebilir. %100 gelebilir. Ama şu anda hani kabul etmek lazım ki bu at hepsinden bir adım önde gibi görünüyor. Bu yarışıyla. Ha, bu yarışı yapmasaydı başka bir şey konuşabilirdik yani. Geçen yarış aklımızda kalsaydı en son o zaman daha tereddütlü konuşabilirdik ama en azından Karayel Kostu'na bu atın favori girebileceğini söyleyebiliriz. Ama dediğin at da çok iyi bir at. Çok güzel geldi o gün. Muazzam bir yerden geldi. Çaldıran var. O da o yarışta gayet güzel koşmuştu. Evet. Ki o üstüne da, bu hafta sonu tabii, daha hafif aynen. Diyebileceğimiz bir yarış aynen. Tercih edip kazandı o da. Aynen. O da çok iyi koştu. Onun yarışında konuşuruz birazdan. Ama tabii daha çok atlar gelecek tabii buralara. Daha çok tay var yani. Hani koşmuş. Bu tarz konuları böyle daha magazinsel konuşuyoruz belki ama şimdi Ankara'dan birçok safkan geliyor. İstanbul'daki grup mücadelelerde söz sahibi oluyor, kazanıyor. Bu aralar tam tersi oluyor. Hazır yakalamışken fırsatını bu sefer İstanbul'da hazırlanan bir tayın Ankara'daki galibiyeti. Biraz sonra... Pek o ses getirmiyor ama bir de böyle bir gerçek var. Yani bazı atların da bazı pistleri daha iyi koştuğu gibi bir gerçek de var. %100. Biraz sonra işte Arap yarışında, Tay yarışında seçildi. O da İstanbul'dan gidip Ankara'da kazandı. Bu ara onu benim de dikkatimi çekti. Gerçekten İstanbul'dan Ankara'ya giden atlarda ciddi yıllara göre ciddi skor yapıyorlar yani. Belki de gitmiyorlardı ondan biz yanılıyorduk yani. O da olabilir. Hani o dezavantajı yaşamak istemiyorlardı. İstanbul'da yarış seçiyorlar diye düşünüyorduk. Düşünülüyordu belki. Ama şimdi biraz o roller değişmiş gibi görünüyor. Evet. Kutlayalım Blue Sunset'i, Ekürü'yü, Bahu Bali. Atahan abinin yine çok beğendiği bir isim oldu. İkinci olmuştu. Hardenfeld. Resne Oğlumsun sıralamasıyla Demokrasi ve Milli Birlik koşusunu tamamlayıp Karacabey Tarım İşletmesi koşusuna gideceğiz. Atahan abinin bahsettiği gibi İstanbul'da hazırlanan bir diğer ismin Ankara'daki galibiyetini konuşacağız. Zincir koparan. Vedat Abiş idaresindeydi. Alışılageldiği stiliyle yarışı önde takip etti. Önde konumlandı.
ve yarışın yükünü çekti. Hatta düzlüğe çıkıldığında dışına çıkan Bozkır Efes'ine bir ara mağlup olacakmış gibi bir duruma da düştü ama inatçı bir safkan zincir koparan bırakmadı. Ne Vedat ne zincir koparan Bozkır Efes'iyle girişteki mücadeleyi aynada tekrar bir burun farkıyla lehine çevirdi. Kaşmirtay, Karizmatik ve Balkıtay da yarışın tabelasını tamamlarken birçok isim tabelaya yakın kaldı. Ben Atan abinin bu yarışla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Karacabey Tarım İşletmesi konusunda bir Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi aynı ilk gören isim oldu. Şimdi sen Karacabey'in yetiştirmesi aynı altını çizdin. Biraz ben de magazinel bir giriş yapayım. Bir gün bu yarışı seyrediyorum. Kupa töreninde sanıyorum Yüksek Komiserler Kurulu Başkanımızdı dönemin. Koşuyu kazanınca Karacabey Tarım İşletmesi yetişmesi Bitay. Oradan da bir yetkili vardı. Kupayı verirken çok güzel bir tay yetiştirmişsiniz. Koşuyu TİGEM'in yetiştirdiği bir tayın kazanması beni çok mutlu etti dedi. Ben de tabii tebessüm ettim yani. Zaten özel yetiştiricilerin atları girmiyor Kapalı. Ki yani. TİGEM'i geçti zaten diye. Ben beni bilirler hani Çalıştay'da da buna itiraz etmiştim. Ya eskiden sayıları daha fazlaydı. Sadece hara yetiştirmesi atların girebildiği koşular. Şimdi gerçekten çok azaldı sayıları. Sanıyorum 3 tane işte tabii hara kendi, adına tabii. Koşulan yarış oldu kendi ama. Kendi işletmeler hakkında. Yani bunu da çok böyle içinde yarış olan bir spora yani. Yarışın ruhuna diyorsun. Ruhuna uygun bulmuyorum yani bunu. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü sonuç ne olursa olsun. Bu yarışın yetiştirilik primlerini TİGEM kazanıyor. Burada bir yarış yok yani o açıdan. Yetiştiricilik İşin anlamında o tarafında bir mücadele, bir yarış yok. Ha bunu yapıyorsak o zaman hep şunu söylüyorum ben de. O zaman 3 tane de sadece özel ara yetiştiricilerinin atlarını koşabildiği bir yarış yapalım 3 tane de. Adaletli olalım yani. Tamam o 3 yarışı hara yetiştirmeleri koşsun. 3 tane de sadece özel yetiştirme atlar koşsun yani ne olur yani. Dünyanın sonu mu gelir? O da özel yetiştiriciye bir destektir yani. Bugün çünkü TİGEM'in şartlarıyla baş edebilmek mümkün mü yani? Onun yaptığı yetiştiriciliği yapabilmek. Mümkün değil tabii. Mümkün değil. Bu kazanan at geçen sene elit satışlarda satılan atlar içerisinde en pahalı kaçıncı tay biliyor musun? 41. tay. Zincir koparan. Evet. Yani bundan daha pahalıya satılan 40 tane. TİGEM'in 40 tane tayı var. Of. İkinci olan at en pahalı satılan 21. at. Ondan da 20 tane. 540 bin liraya satılmış. Kazanan tay 300 bin liraya satılmış. Dolayısıyla hani böyle bir şeyi olan, elinde stoğu olan yine yarışın adı köyde Karacabey Tarım İşletmesi olsun. Hiçbir problem yok. Zaten özel yetiştiricinin elindeki atların da birçoğu zaten buharalardan çıkma anneler. Tabii. Aygırlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde o ocaklara geliyor. Geçmiş yani. Ben oradan at almışım, onu anne yapmışım. Tabii. Onu gitmişim, çekmişim. O şimdi özel yetiştirici, yetiştirici sayılıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Önemsiz bir şey ama. Yok gayet önemli bir şey ya. Ben hem böyle bunlara takıyorum kafayı bazen. O zaman rekabetin boyutunu da daha renkli hale getirmiş olacağız. Yani o zaman Karacabey'in kendi yetiştirmesi bir tayın galibiyeti çok daha. Yani Sultan Suyu Karacabey ve Eskişehir'i yarıştırmanın. Mahmudiye yarıştırmanın Eskişehir'in bir manası yok ki zaten. Yarışa gelince iki at da çok iyi koştu bence. Bir kere yarışın şöyle kalitesini anlatayım sana. Son 14 yılda Karacabey Tarım İşletmeleri yetiştirmesi konusunda elde edilen en iyi ikinci derece elde edildi bu yarışta. Daha önce Hızlı Ahmet'in 1.32.30'u var. Bu da 1.32.46 yani çok yakın neredeyse aynı gibi. Bu atın 5. yarışı tabii bu kazanan tayın. Sentetik'te 3 yarış koşmuş, 2-1-1 yapmış. Çim'de Kazım Karabekir konusunda hüküme geçildi. Sonra da geldi. Bu yarışı kazandı. Onun da ilk Ankara yarışı. İkinci olan at da çok iyi bir at bence. Bu yarışı bence biraz içeri yattı düzlüğü dönerken. Dikkat edersen Halis'in vücut dili tam virajı dönerken Hamza oraya bir getirirse görelim. Sanki kazandım havası vardı. Halis çok rahattı. Düzlüğe çıktığında atının kazanacağından çok emin gibiydi yani. Çıkınca zaten böyle bir bıraktı. At ayağını bir değiştirdi. Fakat ondan sonra hadi dediği yerde at hep içeriye doğru yatmaya başladı. Halis sürekli atı sol eliyle rakibine temas etmesin diye direkt dışarı çekmeye çalıştı.
Ve o nedenle de kamçısını çok verimli kullanamadı bence. Bak şuradaki lisanı mesela, vücut lisanı. Evet, buralarda hakim kazandım. Olacağım. Evet, hakim olacağım. Seni geçeceğim modundaydı. Ama içeri yatmaya başlayınca iş biraz değişti. Kamçıyı sağ eline aldı tabii doğal olarak. Çok tecrübeli bir jokey. O riske girmek istemedi, rakibine temas etmek istemedi. Hep sağ elinde kaldı ve çok da kullanamadı. Hem itiyor hem bir şekilde de dışarı hafif çekmiş. Şurada bir aldık, riski alıp bir tane vurabildi ama onunla da kazanmayı başaramadı. Ama tabii iki at çok yakın girdiler potaya. İçerideki at çok mücadeleci bir at yani. Yani hüküm yarışını da kazanabilirdi. O gün de kazanabileceği bir yarışı kaybetti at o gün. Gökhan çok dışarıdan çok doğru bir zamanlamayla gelmişti o gün. Bu iki at da çok iyi at bence ama ben tabii mesela dördüncü olan bir tay var burada, karizmatik. Çok beğendim yarışını, çok arkadan geldi. Üçüncü olan Kaşmir tay bence çok güzel koştu. Yani bu atlar da her an için ön taraftaki taylara ciddi rakip olabilecek kapasitede taylar diye görüyorum. Üçüncü olan Kaşmir tayın jokeyi Mehmet Kaya'nın istatistiklerine bakıyorum. Atan abi Gazi'den sonra inanılmaz bir istatistik yakalamış durumda. Sanıyorum 70-75 tane at bindi, 19 kazandı. Evet. Ve şu anda da kariyerinin en yüksek yüzdeli birincilik ve ikiliye giriş yüzdesinde. Kariyerinin ki Mehmet Kaya yılların jokeyi. Bu Gazi kostunun morali tabii ki ya moral çok başka bir yere spor getiriyor değil mi yani jokeyi? Her sporda öyle değil mi yani moral? O kadar önemli bir şey ki. Moralli insan daha az hata yapıyor. Daha doğru tercihlerde bulunuyor. İşini daha konsantre, daha ayağı daha hızlı hipodroma gidiyor. Hmm. Bence Mehmet artık bindiği atları da bence daha iyi seçiyor. Yani eskiden Mehmet neredeyse her yarış at binen bir jokeydi. Yani şimdi bence daha seçerek biniyor. Tabii ki yaşının ilerlemesiyle belli bir olgunluğa da geldi Mehmet. Bunu zaten bu sene epeyce bir gösterdi. Çok güzel yarışlar kazandı. Atçılık tarafını ben hep söylüyorum. Hani iyi jokeylerden her zaman çok iyi antrenör olmuyor. Dünyada da böyle. Ama Türkiye'de hani hangi jokeylerden ileride iyi antrenör olur dersen, iyi yetiştirici olur dersen herhalde bunların en başına Mehmet'i yazmak lazım diye düşünüyorum. Oo. Çünkü kendi ailesinin atlarıyla ortaya koyduğu performans süper. Bir kere bütün taylar sanki daha önce yarış koşmuş atlar gibi çıkıyorlar şartlı bir yarışlara. Start provaları inanılmaz. Takısız. Hepsinde kendi geliyor. Kendisi yapıyor. Orada atları hem bindiğini hem diğer atları, beraber çalıştığı atları takip ediyor. O atların yarış seçimlerinde söz sahibi oluyor. Muazzam bir iş yapıyor Mehmet yani. Bir harası vardı. Onu şimdi daha büyük bir haraya geçti. Orada ailesinin yatırımlarını takip ediyor. Dolayısıyla bu işin her tarafında var Mehmet. Ha, jokeylik onun için bir süre daha yapılacak. Ama ondan sonra ben Mehmet'i kupa törenlerinde koşuyu kazanan antrenörüne kupasını diye yapılan takdimde çok seyredeceğimizi düşünüyorum Mehmet. Mehmet Kaya ile ilgili de bunu konuşmuş olalım. Bir de kazanan ekür hakkında birkaç kelam edelim istiyorum Atan abi. Neden? Sahaya geldikleri günden beri 3 ortak Sayın Birkan Boru Akarsu, futbolcu Gökhan İnler ve Murat Gülen 3 ortaklar. Ve yanılmıyorsam grup galibiyeti olarak bu formayla ilk grup galibiyeti bu yılki. Bu yılki mi ilk? Yok. Kariyerlerinde değil. Bu formanın ilk grup galibiyeti yanılmıyorsam. Bir batları daha vardı onların. Şimşek Efe miydi? Tayken çok iyi koşuyordu. Şimşek Efe. O sanki Levent abinindi. Levent Güreş'in değil miydi? Sanki. Öyle miydi? Levent Bey miydi? Olabilir. Sanki. Sevgili Hamza da bu formaydı diyor. Ben bu forma değil. Ben de bu formayı hatırladım. Bulacağım. Olabilir ama dediğin gibi yani. Şimşek Efe bu formayla kısa vade 8 kazanmış. Doğrudur. Bu sene güzel atları var. Bu hatta çok güzel. Tabii o üçlü saç ayağını birbirine yani onlar kadar önemli olan bir isim daha var. O da sevgili Baha tabii. Tabii. Baha Yerge. O 2000 atçılığa girmesi, atçılık yatırımlarını yapmasında önemli bir rolü var. Baha dostumuzun tabii ki çok büyük katkısı var. Zaten atların seçilmesi, hangi atların alınacağı konusu hepsi
bağdan geçiyor. Böyle ekürlerin tabii olması çok güzel bir şey yani. Sporun içinden gelen insanların bizim sektörümüzde daha çok olmasını biz her zaman destekliyoruz. Daha çok istiyoruz tabii ki. Kutlayalım. Bu arada Gökhan Bey de galiba bırakmış Adana Demirspor'u, öyle mi? Adana Demirspor'u bıraktı ama futbolu bırakmadı. Futbola yok, devam. Biliyorum, futbolu bırakmadı. Dolayısıyla onun da gideceği adres neresi olursa başarıları devam etsin diyelim. Bozkır Efes'te Kahraman Ekürüsü'nün Güzide Safkan'ı yine çok iyi bir iş yaptı. İkinci oldu Kaşmirtay Karizmatik ve Balkıtay da tabelanın kalan kısmıydı. Mesajlarınıza dönmeye gayret edeceğim ama önce grup 2'lerin sonuncusunu da konuşalım bu hafta. Osman Gazi Kosun'da Traktör bir kez daha istikrarını sahaya koydu ve bir kez daha Özcan Yıldırım idaresinde yarışı kazanan isim oldu. Özcan da o gün Bursa'ya gitmekle nedenli haklı olduğunu ispat eden bir performans sergiledi. Zira hem Vektor'la çok ağır bir favori olarak girdi, yarışı kazanmıştı. Hem güvenlik isimli Safkan'la kısa vade yediği mücadeleyi kazanmıştı. Üzerine grup 2 mücadelede de Traktör'la kazandı. Yarışta kim tempo verebilir diye şöyle bir bakıldığında sürpriz bir isim ön plana çıktı. Hartmet yarışa tempo verdi. Ki kağıt üzerinde çok süratli gitmesi beklenmeyen bir yarış gibiydi. Ezberi bozmayı deneyecek isim Hartmet oldu sahada. Saadettin Boyrez dersinde tempoyu verdi. Çakırdağlı ve Full Throttle'da onu yakın markajda tutunca yarış belki de Traktör için daha kolay oldu. Çok daha kolay oldu Atan abi. Evet. Hartmet'in bir daha böyle bir şey denememesini öneriyorum. Ve yine de Hartmet oyunda kaldı ve üçüncülükte iyi bak tabii at başı ama kaldı. Bu atlar arasındaki yani zaten hiçbir şekilde çok büyük farklar olmaz. Bunlar birbirlerine yakın atlar sayılır. Ama Traktör bu sene inanılmaz bir sezon geçiriyor yani. Muazzam. 5 yarış koştu, 3 tane kazandı, bir ikinci oldu. İkinci olduğu yarışta zaten Asian Final'a geçildi yanılmıyorsam. Evet. Kazandığı 3 yarış grup yarışı. Atın şuradaki aksiyonlarına bak yani. Hani bazı arabalar vardır, yol tutuşu böyle çok güzeldir. Böyle yere yatar, yapışır. Aynı öyle yani, inanılmaz bir at tabii. Geçen sene sanıyorum bu yarışta Picabo'ya son anda geçilmişti. Evet. Picabo'ya geçilmiş, evet, ve ikinci kalmıştı. Bu sefer kazandı. Gayet de iyi bir derece. 1.22 net yaptı. İstese o da bence 22'nin de altına inebilirdi. Ki daha önce indi. Abi bu arada sevgili Birkan Boru Akarsu'na katkı geldi. Şimşek Efe bizim kazada ölen tayımızdı. Şimşek izi. Şimşek izi olabilir. Levent abinin de diyor. Evet, doğru. Ben doğru söylemişim yani. Evet, Şimşek Efe. Şimşek Efe dedim. Siz haklısınız. Şimşek izi. Doğrudur. Kırmızı beyaz. Selam olsun. Tekrar kutlamış olalım. Özür dilerim, böldüm. Estağfurullah. Güzel bir yarış tabii. Bursa pistini seven bir hat. Dolayısıyla çok İstanbul Bursa ayırmıyor Traktör. Bursa'da 4 yarış koşmuş, 3'ünü kazanmış. Ve geçildiği yarışta senin söylediğin yarış. Evet, yani. Picabo'nun müthiş koştuğu bir yarıştı. Evet, boyunla geçilmişti, son anda geçilmişti. Dolayısıyla bu grupta kazanması da bence çok normal kazanması. Ben ikinci olan Safkan'ı çok beğendim, Çakırdağlı. O da bir iki ay ara vermek zorunda kaldı. Çok enteresan şeyler oldu, onun koşamama sebebini de öğrendim sahibinden. Yani yanlışlıkla bir satış işlemi yapılıyor. At sahibinin bilgisi olmadan filan o düzeltildi, edildi filan. Böyle bir enteresan da bir hikayesi oldu, evet. Ama bu yarışı gayet güzel bence. Çok iyi bir ata geçildi çünkü. Ya bu ikincilik bence önemli bir başarı bu atın arkasında. Onun yarışını da çok beğendim. Kutlayalım Traktör'e ilgililerini, Özcan Yıldırım'ı, Çakırdağlı, Cafer Bey Hartmet üçüncülük atbaşı. Picabo da yarışın beşincisiydi Akın Sözen İdaresi'nde. Tabelayı tamamlamış oldu. Şimdi hafta sonunun sürpriz biten grup 3 mücadelesine gideceğiz ki Atahan abinin bir sosyal medya paylaşımı da olmuştu. Rahmetli Özdemir Atman'ı andığımız yarış. Kazanan atın ismi bizim için. Hakikaten öyle yani. Bugün bununla alakalı hakikaten çok güzel böyle duygu dolu tweetler de gördüm yarış severlerden. Yarış bittikten sonra kulakları şınlasın. Sevgili Adil aradı. Yanında, hı hı, Esra Hanım vardı. O ilk beni uyandı. Atın adına baksana dedi. Kazanın atın adına baksana dedi. Baktım. Bizim için dedim. Ne var dedim yani. Koşu ne koşusu dedi. Aa dedim, Özdemir Bey'in koşusu. Hakikaten yani inanılmaz bir şey yani. Abi daha önce de Begüm Hanım'ın koşusu. Bugün Hakan abi, evet, de Twitter'ını yazmıştı. Hakan yazmış, gördüm. Kızım Azra kazanmış yani. Hakikaten yani inanılmaz bir İnanılır şey. İnanılır gibi değil ya. Bazen. İnanmak lazım. Değil mi? Kesinlikle. En azından bir böyle hani elektriğim, enerjisi mi derler? Kesinlikle. Bir etkisi var. %100. Yarışta %100. Bir görelim bizim içinin kazandığı yarışı. Keşke bunu altılımız yatmadan önce uyansaydık.
Ay. Arya Sansa'ya da burada eleştiriler var. İmparator olsaydı uzun uzun belki değerlendirdik ama Atan abiden de tabii bir yorum alacağız. Çünkü az evvel sol kamçı sohbetini yapınca hemen bir yarı severimiz mesaj attı. Sol kamçıyı Arya Sansa'da da konuşun diye. Onu da konuşuruz tabii. İmparator olsaydı daha teknik bir detay da söyleyebilirdi. Ama o bugün için en azından ses tellerindeki rahatsızlık sebebiyle stüdyoda değil. Belki başka zaman yine görüşünü alırız. Ekürlerden Lavender yarışın yükünü çekti. Harer şu anda ikinci sırada gördüğümüz safkan ki kazanan bizim içinin yarış sonu Gökhan Gökçe ile yapılan röportajında aslında yarışı daha önlerde konumlanması gibi bir stratejisi olduğunu öğrendik. Fakat Gökhan yarışı iyi başlatamayınca yerimize razı kaldık dedi. Belki bu da yarışın sonunda kendisine bir avantaj oldu, bilemiyorum. Belki de. Ama şu anda düştüğü yer yarış öncesi bekledikleri bir yer değil. Bir de yine kavun içi formasıyla izlediğimiz Paranayama'nın performansını o gün yarış severler sosyal medyada çok konuşmuşlardı. Onun da bir yaşadığı küçük şanssızlık olmuştu ki o da bir çim pist tecrübesinden alnının akıyla çıktı diyebiliriz. Kazananın hemen iki boy gerisinde kalmıştı. O da yarışı geride takip eden bir isimdi. Nasıl bir yorum yapacağız Atan abi bu koşu için? Önemli bir sürprize imza attı. Çok bence de önemli bir sürpriz. Neden sürpriz? Şimdi bizim için biz iki yaşlı olarak çok beğenilen bir attı bizim için. Çok net hatırlıyorum. Hatta ilk yarışına çıktığı zaman da çok iyi bir tay, bunu takip edin diye kondisyonel arkadaşlarımızın da bizi uyardığını da çok iyi hatırlıyorum ama sonra tabii bir ara vermek zorunda kaldı. Epeyce bir 6 ay kadar ara verdi. Arkadan döndü. Bir üçüncülük yaptı. Bir ikincilik yaptı. Ama tabii o yarışlar çok üst seviye yarışlar değildi. Şimdi bu yarışta ilk defa bir grup yarışa çıktı. İlk defa çim pistte uzun mesafeye çıktı. Yani onun adına çok ilk vardı bu yarışta. Ve öte yandan da şimdi yarışta Defiant gibi Nene Altun Kossu'nu öyle güle oynaya kazanmış. Çok gösterişli bir şekilde evet, kazanmış. Belki de o günün en az yorulan 3 yaşlarından bir tanesi vardı. Ve koşunda çok büyük favorisiydi. Tabii başta favori Defiant olmak üzere ki buna Çakal'ın kızı yani Gazi Kostu'nda bile çok tutulan bir attı Çakal'ın kızı. Koşunun sürpriz favorilerinden bir tanesiydi. Bu tarz atların olduğu bir yerde çok tabii arka planda kaldı bizim için. Ama muazzam bir yarış koştu. Gökhan'ın tabii çok önemli bir yerde bir hamlesi var şurada. Burada tabii Diomedia'nın içinden Diomedia devam edebilse Gökhan oraya giremeyecekti. O devam edemeyince şurada risk alıp şu araya girerek bence Gökhan yarışı kurtardı. Eğer orada o araya girmemiş olsaydı Diomedia biraz orayı daraltmış olsaydı o aradan çıkamayacaktı. Biraz daha dışarı çıkıp belki dışarıdan hücum etmeye falan çalışacaktı. Ki şu an The Love I Need'in olduğu yerden belki de onun dışından o zaman belki geç kalacaktı. Ama Gökhan oraya çok güzel bir şekilde çok da rakibini çok fazla da rahatsız etmeden girdi. Girdikten sonra da muazzam bir sprint yaptı tabii. Yani yani rakibinin elinden yarışı aldı yani. Arya Sansa bitirdi gibi göründü bizim yarışı. Bizim için çıktığı yeri bir daha görelim. Atan abi güzel bir detaya parmak bastı. Şu anda bariyere en yakın ve en geride. Evet. Fakat bak şurada diyorum Gökhan Gökçe burada. Şuradaki boşluk bak daralıyor biraz. Diomede devam edemiyor. Hafif dışarı gidiyor. Diomede devam edebilse oradan çıkamayacak aslında. O devam edemeyince oraya risk alıp girdi. Ve çıktı. Çok da güzel girdi. Çok da rahatsız etmedi kimseyi. Ondan sonra da zaten kamçısı sol elindeydi Gökhan'ın ki İmparator hep söyler Gökhan en iyi sol kalçı kullanan jokeydir diye. Tabii ki solaklığından da kaynaklanan bir avantaj. Burada rakibinden gelip son anda aldı. İçeride Pranayama'yı da görelim. Düzlüğe çıkışı onun da ilk çim yarışıydı. Bence evet. Çok katılıyorum sana. Çim sınavından başarıyla geçti diyebiliriz onun içinde. Güzel bir yarış koştu. Tabii yarış çok üst düzey bir yarış olmadı. Yani bu mesafede bu atların 2-10'un içerisinde standart bir derece olarak hani ne olur desen 2-10 civarında koşması okeydir. Standart bir derecedir deriz. Bu yarış 2-12'ye çok yakın bitti. Tabii ki hava şartları demin söylediğim muhakkak etkilemiştir. Yani bazı dişlerler üzerinde gerçekten olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ben Defiant'in yarışının
kendi potansiyelinin çok altında olduğunu düşünüyorum. Mutlaka günlük bir sorun olabilir. %100 öyle bir şey yaşadı. Yani bizim Nene Altınkos'ta seyrettiğimiz attan çok farklı bir performans sergiledi. Olumsuz manada söylüyorum. Aryaslan Sanın sol kamçı kullanamadan yarış bitmesi, ki şu anda artık şansı evet. kalmadı rakibi zaten. Çok rakibi yaklaştı, çok yanına geldi. Çok orada yaklaştı. Artık solu alma şansı kalmadı. Orada çok kaybedeceğini de tahmin etmedi artık yarışı yani. Hmm. Müslüm ama inanılmaz geldi yani son anda at rakibi. Sezonun kalan kısmı için bizim için basamakları biraz daha hızlı çıkabilir mi abi? O potansiyel var mı? Ya şimdi tabii demin de söyledim yani Tayken çok adı çok konuşulan bir attı bu at. Tabii ara ver, 6 ay ara vermesi normal değil. Mutlaka bir şeyler geçirdi at. Ama oradan döndükten sonra şimdi bakıyorsun ilk yarışında üçüncü, ikinci yarışında ikinci, üçüncü yarışında bu tip bir grupta birinci muazzam bir şekilde yani üstüne koyarak çok iyi bir şekilde devam ediyor. Tabii ki potansiyeli olan bir at ve sezonun bundan sonrasında da daha iyi koşması muhtemel. O kalitesi olan bir at. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani bu dişi yarışlarında da böyle herhangi bir safkanın bütün hem cinslerini büyük bir üstünü kurabileceğini tahmin etmiyorum. Yani mesafe şartlarına, o günün pist şartlarına göre, hava şartlarına göre kazananlar sürekli değişecektir bu tip gruplarda. Bir de Atan abi, sorumu sorarken aklıma şey geldi. Geçen kulaklarını çınlattık. Emil Kurcak'ın radikal bir karar verip erkek tay denemeden sonra ben mesafede kalacağım demesini siz değerlendirirken şöyle demiştiniz. Sezonun bundan sonrası içinde beklediğinden daha büyük fırsatları tabii ki elde edebilecek bir seçim olabilir. Bir de böyle değerlendirmek lazım diye. Tabii ki. Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda Grup 3 Kocatepe koşusunun deklareleri tamamlandı. Bugün yarış çarşamba gününün 6. koşusu olarak da ilan edildi. Edgar, Nirvana, Oğuz'un rüyası, Point of Final, Samuray Kajiki ve Wizard Man'le koşacak. Emil Kurcak. Tabii. Hani dediğin o seçim belki ya nasıl olur işte önünde bir Sait Akson, Mehmet Akfersoy seçimi üzerine Gazi nasıl koşmaz bu at derken geldiğimiz noktada çarşamba günü deklareleri gördünüz mü? Emil Kurcak'ın grubunu gördünüz mü diye bugün 4-5 evet. ayrı kişiden mesaj geldi. O dediğin yani sezonun belli bir yerde bitmemesi, sonrasının da olması durumu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii ki ya bir atım kendi mesafesinde devam etmesi onun hem yarış hayatını uzatıyor hem başarılarını istikrarlı bir şekilde sürmesini sağlıyor. Yani bir atı sürekli farklı mesafelerde yani bir kısa bir uzun işte bir orta bir kısa tekrar bir uzun bu kolay bu şey bir şey değil yani bu doğru bir şey değil yani. Avrupa'da böyle bir şey göremezsin yani sprinter sprint yarışlarını koşar. Yani mesafe atları mesafede koşarlar yani. Yani mile atıysa mile'da koşar yani. Yani bu lastik değil yani. Çekince uzamaz yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Emil Kurşak mutlaka o yaptığı sevgili olur Engin o verdikleri kararın semeresini mutlaka görecekler. Ve görmeliler de bir yerde. Tabii yani niye Akçıl'ın tabii. doğrularını yapan insanların kazanması iyi bir örnek teşkil etmesi açısından da son derece önemli. Ben şimdi mesela şimdi ne oluyor? Biz mesela kışın burada bir atı eleştiriyoruz. Ya kardeşim bunu böyle devam edersen sen yazın ne yapacaksın diyoruz. Mesela çıkıyor at. Öyle yürekli bir at ki mesela. Bütün o sezonun ardından geliyor. Yaz sezonu da aslan gibi devam ediyor. Var işte örnekleri biraz önce konuştuk. Sanıyor ki. Ama az. Tabii ki az. Müstesna. Arada bir ton at kayboluyor. Sanıyor ki. O gün bizim yorumlarımıza kızan o atın ilgilisi sahibi antrenörü veya CEO'su veya bir başka bir şeyi. Ya bak diyor, böyle demiştiniz, böyle oldu. Ama şunu bilmiyor, eninde sonunda hatasını görecek ve yaşayacak. Çünkü bunun başka bir alternatifi yok yani. Bunlar can taşıyor bu atlar. Yani bu konuda 2-2 daha 4 yapıyor. Yapar abi, her zaman finalde yapar. Hiç bu şaşmaz yani. Ha, tabii ki bunu ters yüz edecek tarihte... Pek muhakkak. Çok at da oldu yani. Öyle çok özel atlar, koca yürekli atlar. Duvarlara vurursun hiçbir şey olmaz yani. Var öyle atlar da var tabii. Ya bunların sayıları çok az yani. Bunlar her atın başarabileceği şeyler değil yani. Hazır konusu gelmişken. Bir de atları şunlar kurtarıyor. Sen koştukça, kazandıkça
yarış şartları doldukça program artık onun belli aralıklarla koşmasına mecbur bırakıyor onu. Güzel. Yani handikap puanı geliyor 100 ve şu 100'ün üstüne doğru çıkıyor. Sen istesen de artık koşamıyorsun. At kendini kurtarıyor zaten sen. Tabii. Anlatabiliyor muyum yani? Takvim senin elinden çıkıyor. Tabii, tabii canım yani. O çıkıyor, mecbur koşabileceğin yarış sayısı azalıyor. Ona göre bir şey. Şimdi gelip de Burgaz'ın yanına koşamazsın her atı. İşte Asian Final'ın yanına koşamazsın yani. Bakıyorsun, şanslı olabileceğin bir yeri beklemek mecburiyetinde kalıyorsun. O yüzden 3 ayda 7 yarış, 8 yarış koştuğun atar, 4 ayda 4-5 yarış ancak koşabiliyorsun. O da tabii atların bir şansı oluyor tabii. Güzel. Hemen geçelim bir sonraki grup mücadelemize. Yarış severler koşusunda önemli bir sürpriz oldu. Marco Polo koşunun galibi oldu. Kağıt üzerinde çok şans verilmeyen isimlerden biriydi. Start problemini çözmüş gözüktü son yarışında ve bu yarış üzerine de ekledi. Hışman Çizik İdaresi'nde start aldı. İyi bir start çıkışı yaptıktan sonra yarışın kısa bir süre ilerlemesiyle beraber yarışın temposunu da belirledi. Ve ondan sonra da hiçbir rakibini yanına yaklaştırmadı. Yarış sonu röportajında sevgili Hışman Çizik vücut dili olarak şunu gösterdi. Benim için de sürpriz bir gücü var bu atın vurgusu yaptı. Çünkü sanki hiç durmayacakmış gibi gitti dedi. Bugün için özel bir yarış yaptı dedi. Marco Polo'nun bundan sonraki yarışlarını ben de merakla bekliyorum. Zira bana böyle bir şey havası, bir düzlük yarışı. Şey havası verdi bana böyle. Live Victory havası verdi böyle. Vay. Geçen sene çıkıyordu öne böyle geliyordu. Düzlükte bir daha bir vites falan yapıyordu ya böyle. Güzel. O tarz böyle bir görüntü verdi. Bugün de starttan çok iyi başlayamadı aslında. Yine evet. Böyle hafif sıkıntılı başladı ama Hışman güzel bir şey yaptı. Bir anda tazyik yapmak yerine çok yavaş yavaş ata çok fazla efor sarf etmeden önce devrini bulmasını bekledi. Evet, bekledi ondan sonra öne çıkardı. Öne çıkardıktan sonra da hep böyle ufak ufak teşviklerle devam etti. 400'ün 300'ün aralarında sanki Whiten ona hakim olacak, gelecek, yakalayacak gibi bir görüntü içerisindeydi ama pistin koşunun son 200'üne doğru gelindikçe onun pek öyle olmayacağı artık netleşti. Çünkü hiç durmadı. Temposunu korumayı başardı. Hiç düşmedi temposu. Whiten da tam tersi daha hızlanacağı yerde. O da çok hızlanamadı. Ve rakibini yakalaması mümkün olmadı. Tabii bu yarış 4 yıldır koşuluyor bu pist ve mesafede. Baktım son 4 yılın en iyi derecesini yapmış. Oo. Marco Polo 1.30.14. 1500 metre sentitikte koşulmaya başladığından beri bu yarış yapılmış en iyi derece. O açıdan da kıymetli bir yarış bence. Güzel tabii detay. Ki büyük bir sürpriz. Tour de Birkır nispeten önceki yarışlarına göre daha iyice koştu. Haçım gayet iyi koşuyor bence. Bu yarışın tabii hayal kırıklığı yaratan da Alan Alp oldu. Santitik pistte çok iyi bir performansla buraya geldi ama yarışın hiçbir yerinde kolaylayamadı, rahatlayamadı. Bir ara hiç gelmeyecek gibi oldu. Son 200'den sonra böyle bir daha bir niyetlendi. Bir daha bir atak yaptı ama ancak tabelanın sonuna doğru gelebildi. Ama kazanan Tay dediğin gibi ekstra bir yarış koştu bence. Marco Polo'ya bundan sonraki yarışlarına dikkat diyelim. Çünkü... Ve şey gibi yapıyor değil mi aksiyonu? Burgaz gibi yapıyor değil mi? Değil mi? O ekibe benziyor. Öyle kaçıyor yani o da. Bu arada tabii sevgili Hamza da güzel bir detay verdi rejiden. Sadece Haçım'da bir takı var. Herhangi birinde kapalı gözlük ya da kulaklık yok uzun süredir. Evet. Herhalde bir grup yarışta nadirdir. Grup yarışta bu kadar yüzdeli bir şekilde kapalı gözlük ya da kulaklık takısı olmadan bir yarış seyrettik. Enteresan. Ki Haçım'ın da son yarışında anafartlarda yoktu diye hatırlıyorum. Vardı pardon. Var. Vardı. Takıyor. Bütün yarışlarında vardı. Kutlayalım Marco Polo'yu, ilgililerini Whiten, Tour de Birkır, Haçım ve Alan Alp sıralamasını da tekrar hatırlattıktan sonra geçelim A3 sınıfındaki bir diğer yarışa. Hayalet Kız Seymenler Koşusu'nun galibi oldu. Hakikaten özel isimlerden biri de Hayalet Kız. Saadettin Boyraz gibi bir tempo üstadını da üzerine alınca, önde Delaware gibi de yarışa tempo veren bir ismi bulunca Hayalet Kız tam anlamıyla kendisine uygun bir formata soktu yarışı. Sonlarda Zolom'un ve Yavinger'in ataklarına da cevap verince Hayalet Kız için çok da zor olmadı. 6 yaşında ama maşallah istikrarını sürdürüyor.
Ya çok iyi bir kısrak bu. Böyle gününde olduğu zaman, formda olduğu zaman biliyorsun longlara kafa tuttu. Ya. Yani bazen de böyle çok ağır favori olduğu yarışlarda gerçekten böyle zor kazanıyor gibi bir görüntü oluyor. Böyle çok günü gününe uyan bir kısrak değil ama müthiş karakterli bir kısrak tabii. Atan çok ilginç bulduğum bir detayı söyleyeyim mi? 34. yarışı bu. Sadece iki kez tabela dışı. Müthiş. Hatta bir kez tabela dışı. Beşinciliği tabela sayayım artık. Bir kez tabela dışı. Ve sadece 6 kez ikiliden düşmüş. 28 kez ilk ikide. Müthiş abi başarı. İnanılır gibi bir performans değil. Umuyorum ki bu sene son sezonu olur. Sezon sonu güzel bir şekilde törenle haraya gider. Böyle kısaklar çünkü çok nadir bulursun yani. Ekürünün en kıymetli kısaklarından bir tanesi bence Hoşanlar içerisinde. Çok net. Saadet'in de çok güzel bindi bu yarış gerçekten. Koşunun tek dişi atı, tek kısrağı. Aa, güzel detay. Erkek rakiplerini taktı arkasına. Yol boyunca hepsine cevap verdi. En az Dilever kadar koşuya tempo verdi. O yarışın yükünü çekti. Döndükten sonra da müthiş direndi. Harika bir yarış koştu. Şöyle bir detay söyleyeyim. Bu yarışı tarihinde kazanan tek kısrakmış. Başka hiçbir kısrak kazanamamış bir yarış. Evet, çok enteresan. Özellikle baktım. Hem 2100 metre kum pisti alındıktan sonra ki sürece baktım. Hem de ondan önce ta 99'a kadar gittim. Daha önce bu yarış herhangi bir kısrak kazanmayı başarmış mı diye. Zor bir yarış çünkü kumda mesafe yarışı. Kum atları kazanmış. Erkek atlar kazanmış bir yarışı. Tarihte daha önce hiçbir dişi at bunu başaramamış yani. İlk başaran hayalet kız. Hep mesafesinde, tabii, pistinde kalmaya gayret etti. 1200 metre çim koşarken görmezsin yani. Aynen. Ve uzun süredir de 1900 üzeri yarışlarında görüyoruz. En son 3 Temmuz 2021'de 1600'de bir yarışı var, kazanmış. Onun haricinde uzun süredir mesafede bile hiç orta mesafelere inmemiş. Ve her koşusunda da maşallah performans sergilemiş. Özel bir isim. Zolomum ikinci, Yavinger üçüncü, Delever'de dördüncü olmuştu. Siempre'de tabelayı tamamladı ve beşinci oldu. Seymenler koşusunda. Kutlayalım ekibi ve geçelim Bursa'daki grup mücadeleye. Eparven Gökhan Kocakaya idaresinde kazandı. Nilüfer Hatun koşusuydu. A3 sınıfında ve dişilere ait bir yarıştı. Kurşunili çok büyük bir favori olarak gelmişti yarışa. Yarıştan sonra da hatta biraz eleştiriler de vardı. Ama Eparven'in performansı bugün için rakipsizdi diyebiliriz. O da Gökhan Kocakaya'nın Bursa pistinde en sevdiği yer olan bariyer dibinden harika bir yol buldu. Çok ve güzel yine bir yere soktu. Uyumlu jokeyiyle. Çok da güzel bindi. Koşuyla yine çevirdi. Enteresan bir at yani. Bir ayda üçüncü yarışı. Muazzam koştu. İlk grup galibiyeti. Kariyerindeki üç birinciliği de Gökhan'la almış bu at. Doğrudur. Tabii yarışın çok ağır bir favorisi vardı Kurşunoli. Ama işte demin söylediğim konumun bence kurbanı oldu. Yani bu mesafeden bir orta, bir uzun, bir orta. Yani 1500 koşuyorsun, 2100 koşuyorsun, dönüyorsun, 1600 koşuyorsun. Yani at da şaşırıyor mesafeyi. Kısa geldi bence zaten yani. Bir de tabii geçen yarışı o muazzam sprinti. Belki o yorgunluk da biraz tam olarak geçmedi yani diye düşünüyorum. İstiklal Savaşı'nda 2100'de çok muazzam bir yarış. Yani son 200 metreyi uçarak inanılmaz yani koştu yani at o gün. Bugün hem mesafe çok sevdiği bir mesafe değil. Hem de tabii öyle bir yarıştan çıkıp gelmek de kolay bir şey değil. Çok kötü koşmadı ama tabii çok ağır favori olduğu bir yarışı kaybetti neticede. Hazar Antay'da çok güzel koştu. Adam Peris de çok güzel koştu. Dikkatini çekiyor mu bir şey? Bu Turbo'nun alları kırlarından daha iyi oluyor. Oo. Enteresan yani. Bak grup galibi atlarına, mesela grup 1 kazanan atlarına bak. Alları kırların en az 2 katıdır. Yani kendisine benzeyenlerden daha iyiler diyorsun abi. Yani Turbo'nun en çok kazanan daha çok grup 1 galibi. Yani grup 1 galibinin büyük bölümü %60'ı 70'i al. Abi en çok ikramiye kazanan isim Kardeşcan. Al. Tabii. Ya bir Derya Ateşi'ni biliyorum. Yani Derya Ateşi'ni kenara alalım. Grup 1 seviyesinde birçoğu yani. Evet. Kadhan,
Çakmak Şah. Grup 1 kazananlara bak esasen. Onları da bulalım. Yani Gürsular vesaire birçok at var yani. Abi yukarıdan aşağı baktığım zaman sen haklısın. Listede şöyle ki Bilirhan, oğlum Serkan. Tabii Bilirhan grup 1 galibi. Ildırlı, bunların hepsi belli bir performans sergilemiş isimler. Bir Gürsu senin söylediğin tabii, gibi. Tabii. Uçan adam son dönemde çok dikkat edeceğimiz çıkış içerisindeki yani, safkan adam. Yani Turbo'nun alları çok daha baskın yani şeyden kırlarına göre. Derse iki katından fazladır yani. Güzel detay. Hem grup 1 seviyesinde hem grup seviyesinde. Ki bu yarışta ikili yaptılar. İkinci olan da bir Turbo temsilcisi. Evet. Aden Peris'i. Kutlayalım. Kazanan Eparveni ilgililerini Gökhan Kocakay'ı, Aden Peris'i Kurşun İli, Kıvılcım Kız, Prenses Dide tabelanın geri kalan sıralamasını oluşturdular dedikten sonra Azman Torun kazandığı kısa vade mücadeleye gideceğiz ki Vedat Abiş idaresindeydi. Atilla Özsoy'u saygı ve rahmetle andığımız yarışta Azman Tor galip geldi. Sayet de bildiğimiz temposunda yarışa liderlik yaptı. Düzlüğe kadar da çok kolay bir görüntüde geldi. Onu en yakından takip eden isim Azman Tor'du Vedat Abiş idaresinde. Ve düzlüğe çıkılır çıkılmaz da rakiplerinden önce hamlesini yapıp liderliği alıp koşu ilerine çevirdi. Atan abi. Ya çok doğru bir yarış koştu Azman Tor. Neden dersen. Yani şöyle bir yarış koştu. Ya ben Sait'ın gideceğini bildiği için ben sana bulaşmayacağım kardeşim. Ben arka grubun lideri gibi koşacağım bu yarışı. Güzel. Gibi koştu. Dolayısıyla düzlüğü döndükten sonra da içerinin kapanabileceğini düşündü Vedat haklı olarak. Sait'ın sonlarda bariyeri bulacağını düşündü ki Mehmet içinden zor zaten zor geçirir adamı. O yüzden hiç o riske girmedi. Hemen onun dışına çıktı ve oradan çok güzel bir sprint yaptı. Çok ayağını değiştirmesi gereken yerlerde yorulunca ayağını da değiştirdi. Çok güzel bir finişle. Vedat da çok güzel bindi bence. Zaten onun finişini çok beğeniyorum ben. Çok güzel bir yarış koştu, kazandı. Bright Hop çok gerilerden çok güzel bir sprintle geldi ama rakibi yarışı bitirdi. Çok güzel koşuluyor Azman Tor. Bakıyorum her ay bir yarış yani. Nisan ayında bir yarış koşmuş, Mayıs'ta bir yarış koşmuş, Haziran'da bir yarış, Temmuz'da. Güzel dinlenerek, güzel yarı saçılarak koşulan bir at. Çok kabiliyetli bir at zaten. Mesafesini, pistini bulunca da zaten çok güzel koşuyor, kazanıyor. Bugün de bence kusursuz bir yarış koştu abi. Bright Hop'ta kazanan kadar iyi koştu. Belki bir 100 metre daha uzun olsaydı o daha yakın gelebilirdi Azman Tor'a. Ya tabii şeyin Azman Tor'un önündeki Sait'e çok baskı yapmamış. Yani onun yakın markajı almak istemedi Vedat. Orada bir efor sarf etmek istemedi. Dediğim gibi arka grubun lideri gibi koştu. Bir daha Vedat'ın bu kamçıyı mesela bak abi gösterdi vurmadı. Şimdi sağa alacak orada da ilk önce bekleyecek. Abi işte bunlar hep imparatorun anlattığı mevzular zaten. İnanılmaz yani bu soğukkanlılık. Aynen. Bak yine vurmadı şimdi sağa alıp oradan kullanacak. Ve barutunu doğru yerde atınca aynaya kadar da. Tabii ki. Onu götürdü. Bright Hop çok güçlü geldi ama ikincilik getirdi ona. Özbel Gekürsü de yüksek yüzdeli gidiyor. Evet. Doğru yarış seçimi ve yüksek yüzdeli gidiyor. Bright Hop'u kutlayalım. Karamaz Gekürsü'ne bir kez daha Secret Power dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ama Harada başarılı yavrularını bekliyoruz Secret Power'ın. Umuyoruz kendisi gibi şampiyonlar verir. Şimdi herkes şey yapıyordur. Böyle atlara çok yapılır. Özellikle pedigree merakı olan arkadaşlarımız hemen şimdi acaba kime çekilecek? İşte nasıl eşleşme olacak? Şunun ne olursa ne oluyor? 100. yıl gazisine yetişmiyor değil mi yavrusu? Yetişmiyor. Bu sene doğacaklar tabii. Tabii. Öyle bir şey olsaydı çok fantastik bir beklenti içerisine girebilirdi. Doğru. Nurlar içinde aslında Atilla Özsoy koştu deyince tabii. Tabii Atilla amca Nur içinde yazsın. İmparator olsa uzun uzun anlatırdı ama. Tabii çok güzel anılarımız var. Bir gün biliyorsun bizim yeğenimize bağlanmıştı. Sen vardın değil mi? Süleyman abiye anlattım onu hafta içi. Muazzamdı hakikaten. Çok enteresandı. Tabii Atilla Bey çok şahsına münhasır bir insandı. Çok önemli bir insandı. Bir Urfa yarışı mıydı? Elazığ yarışı mıydı orada? Urfa bir atı. Yarışı. Yine Nur içinde yazsın. Ömer'in performansından çok mutlu olmamıştı. Yayına bağlanmak istedi tabii. Şimdi tabii Atilla Bey yayına bağlanmak isteyince yani yapacağınız tabii hiçbir şey yok. Tabii bağlamamak gibi bir şey yok. Yani tabii yayına bağlandı.
Ömer'in de performansını yorumlamamızı istedi. Tabii zor bir yayın oldu açıkçası. Ama keyifliydi tabii. Ertesi gün yanına çağırdığında çok konuştuk, sohbet ettik. Hatta yarış programı ile alakalı da bazı konular falan konuştuk. Bir fikrim vardı, onları söyledim. Çok beğenmişti. Sen belki hatırlamazsın ama abi senin desteğinle bana bir kere kızmıştı. Senin desteğinle böyle üçümüz şöyle ki Sayın Atilla Soy'un Safkan'ın kazandığı bir yarışta Orhan Bey'in, hiç unutmuyorum, Sayın Orhan Tanatar'ın bir tayı 800'lerde Erhan Yavuz biniyordu herhalde. Atın burnu yere değdi, kalktı. Doğru. Yarışı da burun farkıyla Atilla Bey'in atı kazandı ama tabii arkadaki faulle falan alakası yok Atilla Bey'in tayının. Hı hı. Ben de 800'de o faulü yemeseydi Orhan Bey'in tayı kazanabilecek kadar iyi koştu dedim. Yorumum sadece bu. Hatırlarsan bayağı bir fırçalamıştı. Biliyorum. Nurlar içinde yatsın. Ondan sonra bir araya gelmiş. Çok kıymetli bir büyüğümüz. İyi bir Beşiktaşlıydı. Tabii. Nurlar içinde yatsın. Formasında kartal amblemi olan. Kupa töreninde Fatih Hanım'ı da gördüm. Epey uzun zamandır çok denk gelmiyordum. Kendisi de sanıyorum çok gelmiyordu ama kupa töreninde gördüm. O Fatih Hanım'ı da tekrar bekliyoruz. Tabii ki. Geçelim Elazığ'daki vali koşusuna, Sararhan'ın galibiyetine. O da istikrarını sürdürdü. Ferit Yardımcı İdaresi'ndeydi. Sararhan'da hakikaten kahraman atlardan biri. Doğu illerinde istikrarını sürdürüyor. Yarışseverin de o gün üzerine çok bahis oynadığı ve altılı ganyan favorisi olan açık yarışta bir Safkan'dı. A3 sınıfındaki mücadelede 4 Nal Bey ile bir mücadeleye girdi. Allah aşkına yarışın... orada neler oldu ya? Bir sevgili Hamza, oradaki kaza anın, ya daha doğrusu kazaya ramak kala diyelim. Bak, fazlasıyla yakınlaşıyor. Bak bir geri al o sarı şapkalı at kimse. Kılıç bağı. Yani pardon, kanatlı tay. Atı dışarı kaçırınca bak at neler oldu, bak sağ eline bak, dikkat et şimdi kantarmayı bırakacak. Bak. Kamçıyı çekemedi, at gitti. Ferit de oraya girdi. Eyvah, ve arka grup darmadağın oldu. Eyvah. Kendi ikürüsüne foul yaptı sonra kanatlı tay. Güzel olan şey kanattaydaki arkadaş hala otur kalkın peşinde bak. Tabii, Allah'ını seversen bak. Allah'ını seversen bak. Ya, olacak şey değil ya. Sararhan'da mavi veya sormasıyla. Ferit bize verdiği sözü tutuyor. Oturup kalkmıyor. Bence onu aşmış şu anda. Ondan daha iyisini yapıyor bence. Sararhan, eyvah, Ferit Yardımcı ya. Dışında 4 Nal Bey'i, ki o da Ömer Yardımcı, Yardımcı ailesinin atı. Ya şimdi bunu görünce yarıştan sonra bir şey anlatacağım. Göktekinoğlu 3. Ulugöl 4. Ulupamir de 5. oldu ki startı ağır almıştı Ulupamir. Ona rağmen de 5. oldu. Evet abi. Mutlaka sosyal medyada görmüşsündür. Şahin Civacı arkadaşımız muazzam işler yapıyor. Aynen abi, konuşalım. Onun yarışını hatırlamak için ya daha önce nerelerde binmiş falan diye Elazığ, döndüm Diyarbakır, eski işte dediğin gibi Doğu illerindeki binişlerine baktım. Ya inanılmaz, bir insan nasıl oradan buraya gelebilir ya? Değişmemiş, bunu? Dönüşmüş abi. Ya, inanılacak bir şey değil, biliyor musun? Dönüşmüş. Demek ki isteyince, azmedince nasıl olabiliyor ya? Yani sen Elazığ'da çok sıralanan bir jokey. Kimsenin dikkatini çekmiyorken. Tabii. Yani çok az sayıda yarış kazanan bir jokeyken. Bugün aynı gün. 4 yarış. Kanada'da 5 at bin, 4'ünü kazan. Geçen gün 3 grup yarışta at bin, 2'sini kazan. İnanılmaz bir şey. Röportajlarını falan seyrediyorum. Yani biri demese Şahin Civacı ben onun Türk olduğunu bile anlamayacağım. Kanada'da doğmuş büyümüş. Aynen öyle ya. Kesinlikle. İnanılacak bir şey değil ya bu. Ne büyük bir başarı biliyor musun ya? Çok. Muazzam bir başarı çok. Ya bu. Yani bu aslında öyle böyle bir şey değil yani. Şahin'in aslında bir röportaj yapıp yayınlamamız gerekiyor. Kesinlikle yani Şahin'in bu işi bize nasıl başardığını, nasıl oradan oraya geldiğini anlatmalı. Anlatması ve onun da mutlaka bu apprenti kardeşlerimizin mutlaka bunu dinlemesi lazım bence. Yani. Bu büyük bir hikaye yani. Ya, ufuk açıcı bir öykü de olabilir yani. Ya, tabii ki yurt dışında çok başarılı antrenör kardeşlerimiz var. Başka yerlerde at binen jockey kardeşlerimiz var ama bu başka bir şey yani. Kesinlikle. Çok gönülden tebrik ediyorum. Bugün yani. Kanada'nın yarışçılıkla ilgili dikkat çekici hesapları da sevgili Şahin'le ilgili paylaşımlarda da bulundular. Yani
hem son bir ay iki istatistikleri hem bugünkü bahsettiğin 5 at binip 4 kazanması çok kolay işler değil. Keşke internasyonel yarışta gelse at binse mesela. Yakışır. Öyle güzel bir günde. Olur. Çok güzel olur yani. Tabii Kantarmacı ailesini de kutlayalım. Onlar da dün yarış kazandılar. Onlar da devam ediyorlar. Çok iyi gidiyorlar tabii. Sevgili Ahmet Çelik de Amerika'da şu anda. Bilmiyorum at biniyor mu bilmiyor mu. Yarış binmedi henüz ama. Nasıl binecek? Cezalı değil mi? Amerika'da geçiyor mu abi bizim ceza bilmiyorum. Olur mu ya? Aa. Tabii temiz kağıdı götürmesi lazım. Ben sadece Avrupa mı acaba? Yok olmaz öyle şey. O da Amerika'da. Geldiğin ülkeden mutlaka isterler yani. Geçelim tartışmalı görüntülerimize. Üzücü bir kazayı göreceğiz. Özcan Yıldırım'ın ceza aldığı, Mehmet Akyavuz'un da savunma vereceği görüntülere gideceğiz. En dıştan Can Eykürüsü'nün kırmızı siyah klasikleşmiş formasına bir bakalım. Orada Özcan Yıldırım var ve kamçıyı soldan kullanıp içeriye doğru biraz gözünü fazla karartmış bir şekilde sağlam canla geliyor. Munzuru zora sokuyor önce. Arkada da Ercan Çankaya ve Emrah Sincan ikilisi. Bu yakınlaşmanın tesiriyle bir domino etkisi çok kötü düştü. Sevgili Ercan, geçmiş olsun Ercan yani Çankaya. Yani ucuz atlattılar. Onun üstünde de Emrah Sincan yani. Düştü. Ucuz atlattılar hakikaten. Hani gerçekten kırık yani. Çıkık olmadan çok şükür. Yani Özcan kalitesinde bir adamın yani bu kadar kontrolsüz gelmesi hakikaten olacak şey değil yani. Yani şurada artık tamam abi yani gelme artık yani. Yani kafasında bir yeri belirlemiş oraya kadar gelmek istiyor. Ya biraz... Yine Mehmet tecrübeli bence tutmaya yani Özcan'ın kararlılığını görüp tutmaya da gayret etti ama o kadar yani. Abi orada hem kendini kurtaracaksın hem arkadaki arkadaşını kurtaracaksın yani. Tamam. Kolay işler değil bunlar. Yani Ercan'ın önünü görme şansı yok orada şeyi. O kadar sert gelme ihtimal bile vermez kimse. Yani bir de Özcan'dan beklemezsin anladın mı? Hani bir apranti olsa bir şey olsa belki yani daha temkinli olursun ama baksana abi şu gelişe. Çok yani. Sert bence abi. Çok sert abi bence de çok sert yani. 10 gün. Yani çok şanslı Özcan Süleyman Aklı yok bugün yani. Vallahi Süleyman Aklı bugün olsaydı var ya ameliyat masası şöyle yatmıştı abi operasyon başlamıştı yani. Ben de uzatırdım değiştir abi. Yani ben böyle bir şey görmedim yani. Mehmet Akyavuz savunma istenmiş. Ne için? Bilmiyorum ama. Mehmet ne yapsın ya Mehmet'in yapacağı bir şey mi var Allah aşkına Mehmet. Bir görelim Mehmet'in pozisyonunu Mehmet, da görelim. Mehmet çocuk bir de hala arka tarafı da düşünmeye hani kurtarmaya çalışıyor yani hem kendini hem herkesi evet. Kurtarmaya çalışıyor İdari yani çocuk yani. Yani neyin savunmasını vereceğim ya orada ben sana bir şey söyleyeyim mi Mehmet'in yerinde böyle bir acemi bir çocuk olsa of. Ben canımı kurtarayım kardeşim bana ne kimden ne bir içeriye doğru götürse daha Allah bir muhafaza, evet. Sıkıntı olur yani orada daha da Mehmet giden hemen olur. Hemen tuttu yani. Daha da giden olur yani. Allah korusun. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi jokeyleri konuşuyoruz. Bazen çok eleştiri de alıyoruz ha. Ya kardeşim jokeyleri konuşuyorsunuz ama bu atlar ne olacak ya? Bunların canı yok mu diyor. Ya günah değil mi şimdi? Orada atlar düştüler, yıkıldılar. O atların durumu ne acaba ya şu anda? Ha, 3 yaşlı ya değil mi? El bebek, gül bebek getirdiler. O atın sahibi, antrenörü ne hayal kuruyordu ya belki? O kadar haklısın ki. Bu şartlarda bu atlara bakmak, etmek yani kolay mı ya? O yüzden bazen cezalar... Ya şimdi Özcan'ın yerine bir apranti kardeşimiz olsaydı burada şimdi... Dilim dilim yapmıştık yani. Yani Özcan'a bir şey söylemeye insan şey yapıyor yani. Bu çapta bir adama aklım almıyor abi benim. Şimdi Beyaz Bayrak Ayında bu koşuyu konuşurken ben şey demiştim. Hışman'ı linç ettik. Hatta sevgili Ömer Aktı selam olsun editörümüze. O yarışı da ekletti. Mesela o yarışta Hışman'ın gelişiyle Özcan'ın bu gelişi arasında çok bir fark yok. Ama o bir işte, şey uzun bir ceza almıştı işte evet, ama. YKK'ya gitmişti abi. O yarışın düşüş anı, atları düşerken göstermeyelim de Hışman'ın gelişini bir görelim mi sevgili Hamza'dan rica edelim. Mesela o da Ankara'daydı. Bakalım varsa görelim. Bir hemen gelsin. Listenin evet 16. sırasındaydı. Düzlüğe getirelim hemen sevgili Çağrı. Getirelim Düzlüğe. Kırmızı beyaz chain breaker'a bakacağız. Tam evet buralardan akıtalım. 300'lere gelirken zaten içeri girecek. Biraz daha gidelim. Şu anda 7.likten geliyor. Heh, geliyor. Tamam buradan oynat. Kırmızı jokey kepli, beyaz kırmızı formalı Safkan. Şimdi bu geliş YKK'ya gidecek mesela. Şu geliş. Şu geliş YKK'ya gidecek. Hop. Ne farkı var abi? Hiçbir fark yok abi. Ne fark olacak ya? Hop. Şu geliş YKK'ya gitti. O geliş 10 gün.
Yani hem hakemlerden yana çok şanslı, hem bu akşam Süleyman Akta olmamasından dolayı çok şanslı bence Özcan. Zaten ifadesini vermiş. Akıllı çocuk. akıllı çocuk şimdi yani. Özcan zeki adamdır yani. O ifadeyi vermeseydi, bekleseydi, ben o ifadeyi pazartesiden sonra vereyim deseydi, yandı gülüm keten elim olmuştu yani. Düşünür diyorsun. Özcan düşünür. Özcan çok zeki bir adamdır. Ama bunları da yapmasa, bunlarla gelmese karşımıza daha iyi olur bence. Ki bu hafta ne kadar başarılıydı yani. Az evvel listeyi gördük. Gökhan Kocakaya, Vedat Abiş, Özcan Yıldırım bence geçen haftanın Nevzat Avcı flaşlarıydı. Ya şöyle bir şey desen. Sana Enver Aslan bir yetki veriyoruz. Türkiye'den 3 tane jokeyi işte New Market'te, Ascot'ta, Epsom'da, Longchamp'ta at bindireceğiz. Bana 3 tane Türkiye'yi temsil edebilecek kalitede, yetenekte jokey getir desen. Herhalde içinde %100 Özcan olur değil mi? Biri Özcan olur. Yani belki iki desem yine olur belki. Atıyorum yani. Anlatamıyorum. Ya böyle, bu seviyede bir adamın böyle basit hatalar yapıp İnanılır sıkıntı ya. Yani arkadaşlarına, atlara sıkıntı çıkarması olacak şey değil yani. Bir de grup koşulların bu kadar arttığı haftalara girerken yazık olacak yani. İş değil. Kendini de cezalandırıyor. Tabii. Atları, jokeyleri, kendini. Ve yarış severi doğal olarak. De, sever. Çünkü bazı atlarda Özcan deklarisi işin rengini değiştiriyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sevgili Ercan Çankaya, Emre Aslincan'a ve tabii günün sonunda Safkanların ilgililerine. Geçelim Ali Yıldız'ın savunma vereceği ve yarışın birinciliğinden üçüncülüğüne alınan Safkan sonrası sosyal medyadaki tartışmalara. Açıkçası Atan abinin yorumunu çok merak ettiğim görüntülerden biri. Dışarıdaki kırmızılı Ali koşu. Değil mi? Evet. Şimdi önce Sinan Özen'in bindiği Safkan'ın ona doğru bir açılması var. Sonra da onun gelip bir darbesi var. O darbeyi soracağım hem sana abi hem de... Ondan sonra da koşunun bitmesine kaç yüz metre var? 200-300 metre kalıyor ondan sonra. Ya, normal yarış kamerasından bir oynatabilir misin? Evet, bir de oradan görelim. Tam viraja girerken başlıyorlar. Evet. Virajı Sinan açılarak geliyor. Görelim orayı. Kapoğlu Bey'de Ali Yıldız var. Black Mustang'de Sinan Özen. Şimdi Black Mustang üstüne doğru geliyor. Yani biraz at göstereyim diye Sinan dışarı doğru getiriyor. Sinan açılıyor. Burada bir kaçıyor elinden. Kapoğlu Bey rakibin üstüne gidiyor. Sonrasında bu ikilinin mücadelesi bir müddet daha devam ediyor. Dışarıdan da Desert Tiger Black Mustang'i geçip ikinci oluyor. Komiserler Kurulu protestoyu resen inceleyip Kapoğlu Bey'i Black Mustang'in arkasına atıyor. Ben Ali'ye ceza verilebileceğini düşünüyorum. Kontrolü kaybettiği için orada. Ama yarışın değişmesinin çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Ne senin fikrin abi? Yani siz, mesela bu hocalarımız bu hareketin aynısı start çıkışından 100 metre sonra olsa, 200 metre sonra olsa yarışı değiştirebilecek mi? Sanmıyorum. Nasıl o zaman oluyor böyle bir şey? Yani faulün nerede yapıldığının hiçbir önemi yok ki. Faul koşunun her yerinde faul. Bazen start çıkışında yaparsınız bunu. Sonucu atın, etkiliyor mu diyorsun? Tabii o atın birinciliğini etkilersiniz. O yaptığınız faulle at en geriye kalır. Sonra gelir yüklenir ikinci olur. O zaman değiştirirseniz şapka çıkartırım. Ama yani burada doğru. Orada bir Ali'nin bir kontrolsüzlüğü var ama Sinan hafif dışarı doğru geliyor. Sinan belki oralara hiç gelmese, kendi döndüğü yerden devam etse belki bu temas da olmayacak. Yine de Ali'ye bir ceza çıkabileceğini düşünüyorum. Ama yarışın değiştirilmesi bence çok ağır bir karar burada. Bu yarış İstanbul'da olsa değişmezdi mesela. Bence de değişmezdi. Çok net değişmezdi yani. Bir de tabii atlar yorulmuşlar iyice. Çok fazla böyle kuvvetli değiller o metrelerde. Biraz o dokunuş o yüzden de çok böyle çok sanki sert bir temasmış gibi görünüyor. Bir bu kuleden bir düzlüğe çıkışa bakalım mı? Sinan'ın sağ eli ne diyor abi? Dışarıya doğru götürüyor. Dışarıya doğru gel diyor. Zaten yerdeki çizgilerden belli Sinan nereye geldi. Evet evet. Dön tekrar en başa viraja. Baksana. Bak geldiği yerden o çizgiyi geçti. Öbürünü geçti. Tabii. Öbürüne geldi. Yer çizgilerinden anlaşılıyor zaten. Tabii, Sinan yerinde dönse... Tamam o geldi diye Ali'nin de içeri mi gelmesi lazım yani? O da hatalı. Gelmemesi lazım. Ali'nin de orada daha dikkatli olması lazım. Zaten
öbür atın gücü tükenmiş durumda yani. Belli ki zorlanıyor yani. Sinan da zorlanıyor, at da zorlanıyor zaten. Atan abi şöyle bir inanışım var. Bilmiyorum senin yorumun nasıl olacak, çok merak ediyorum. Biz de şimdi bir haftalık bir savunma süresi var ya. Bu savunma süresini kullanırken jokeyler çok agresifleşiyor. Mesela Ali de hiç olmadığı kadar agresif bir hafta geçirdi. Neden? Geçen hafta yarışı değişmişti. Kafa kalıyor orada çünkü takıntı. Hazır bu hafta yani savunmamı vereceğim ve ceza içeceğim. Bu hafta daha agresif olayım da bir an evvel kazancımı niye öyle değil toparlayayım. Yo şöyle mi düşünüyor acaba? Nasıl olsa ceza aldım, bir ceza daha vermezler diye mi düşünüyor acaba? Bence cezaya cezalıyken diye... ceza almayı yani ceza verilmesinin düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor yoksa belki de. Yani bu hafta mesela normalde yapmayacağı kadar agresif hamleler yaptı. Birçok jockey için bu Ali için geçerli değil. Ben böyle savunma verdiği ve ceza geleceği mesela yarış değişmiş ama savunmayı vermemiş. Ceza geleceği garanti neredeyse. O haftayı geçiren jockeylerde agresyonu daha yukarıda görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? İyi de mesela eğer öyleyse, eğer dediğin doğruysa bu tekrar ceza almasına mani bir şey değil ki. Bir daha ceza alır. Cezalıyken bir daha ceza alırsın. Aynen. Kime ne faydası var bunun yani? İşte bazı yerlerde biraz şefkatli geçiyor. Mesela İstanbul'da bir yakınlaşması şefkatli geçildi Ali'nin. Olabilir. Ya şöyle hakemin şimdi bunu da belki speküle edecekler ama şimdi hakemlerin de jokeyler üzerine bir kanaat notları var. Anlatabiliyor muyum? Yani hakem şunu biliyor. Ya bu adam bunu bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi? Karşısında çünkü kaç defa geldiği belli. Tabii. Geldiği zaman nasıl bir savunma yaptığı belli. Tanıyorlar hakemler jokeyleri ya. Yani bravo, bir şeyi, aynen. Bir savunmayı verirken onun ne kadar samimi olduğunu da anlıyorlar. Bu insanlar koskoca devletin belli makamlarında yetişik görev yapan insanlar yani. Bu insanlar İstanbul'un yemesinden içmesinden sorumlu. Koca İl Tarım Müdürlüğü'nün müdürü, yardımcısı, veteriner hekimi falan yani. Veya işte Orhan Bey yılların antrenörü, atçısı. Yani bu insanlar karşısına geldiği zaman bir 20 yaşında çocuk, 18 yaşında, 22 yaşında tamam. Çocuk. Onun oraya nasıl geldiğini zaten anlıyorlar. Hangi ruh haliyle geldiğini de farkındalar. Ne anlatacağını biliyorlar yani. Ya bazen belki küçük toleranslar olabilir. Çok iyi öğrencidir. Bütün tamam. O hani ilkokulda karnede sağ tarafta vardır yani. arkadaşlarıyla geçinme. Arkadaşlarıyla geçinme. Büyüklerine. Oraları pek iyi pek iyiyse adamın. Tamam. Belki küçük bu tarafta bir şeyler pas geçilebilir. Ama o kadar yani. O bir atı bir rakibini yıkmaya kalktığın zaman kullanılabilecek bir tolerans değil o. Katılıyorum. Belki böyle küçük toleranslar, küçük şeylerde. Ha, doğrusu orada eğer karnesi iyi değilse belki o yüzden hakem orada bir şey hakkı kullanmamıştır. Geçmiş olsun Ali'ye de. Ne kadar ceza aldı toplam? 10 oradan alacak, 10 buradan alacak gibi gözüküyor. Şimdi 20 gün az mı ya? Çok ciddi bir süre. Ve formdayken, skor yaparken. Tabii. Yani bir anda... Ne oldu? Keskin sirke köpüğüne zarar işte. Geçelim bir sonraki tartışmamıza. Yine gözlerimizi kapattığımız bir koşu oldu. Uygar Bey koşuyu kazandı. İçeride Doktor Aziz'e La Bombonera'nın işte bu yakınlaşması. Bir daha söyleyelim Hamza. Kır Safkan, La Bombonera. Sağdan kullanıyor kardeşimiz. At içeri gidiyor. Bir daha sağdan kullanıyor. Bir daha kullanıyor. İçeride... İki safkan zora giriyor. Favori yok oldu zaten. Doktor Aziz bir ara yok oldu. Sonra tekrar dirilip üçüncülüğe girdi. Protesto kabul oldu. Mesela bu yarışta üçüncülüğe mi atılmalıydı? Yoksa ilk foul yaptığı Essential'ın da gerisine atılıp... Kim arkadaşımız? Derecesiz mi kalmalıydı? Muhammed Özdemir. Sevgili Yavuz mesaj atmış. 20 gün abi diye. 10-10-20. Geçmiş olsun. Yavuz'a da tabii yazık günah. Çünkü o da menajeri olarak 20 gün... Bu kadar formdayken dışarıda. Bu tarz çok iyilik yani Muhammed'in bindiği şekilde çok agresif. Kamçıyla çok her şeyin işte. Kamçıda olduğunu. Haşır neşir. Her şeyin kamçıda olduğunu. Bütün kerametin kamçıda olduğunu. Ne kadar kamçıyı sert kullanırsa veya işte haşin kullanırsa daha çok beğenileceğini düşünen bir jokeylik var. İşte bunların içine kendinden büyük abilerini de koyuyoruz işte. Tabii. Yani hiç onların içerisinde kendini aşıp ileriye götüren var mı bir kişi? Yok. Var mı? Yok. Yani şöyle kamçı siz bu adamı, kullandı, siz kendini... bu adamı burada aylarca, senelerce eleştirdiniz. Bak adam nereden nereye geldi diyebilecekleri bir tane adam var mı? Yok.
Ya insanlar artık yarış sever, at sahibi artık görüyor her şeyi yani. Sen bu atı bu kadar, bu kamçıyla bu kadar üzerek yaptığın derece mutlu etmiyor kimseyi, anlatabiliyor muyum? Ve kendine de zararım var. Ne var burada mesela? Ne çıkmış Muhammed kardeşimize? Savunma verecek. 10 gün. Geçmiş olsun. Geçelim bir sonraki tartışmamıza. Kadir Demirel savunma verecek. 11 Temmuz günündeyiz. Kurteli Kürsü'nün Real Chance isimli safkanına biniyor. Bu sosyal medyada atımızı sakatladı filan yazıların yazıldığı yarışma. Aynen abi. Kadir şu an hangisi? Sondan 3. ortada abi. Kurteli Kürsü gördüm. Siyah mavi formalı safkan. Express Kitty içinde. Şimdi ona doğru yakınlaşmanın dozu biraz kaçtı. Biraz değil, epey kaçmış abi yani. Aynen öyle. Ya niye kulvarında devam etmiyorsun? Yani niye içeri doğru geliyorsun? Orada at var kardeşim ya. Ve şurada tutamadı. Bu nedir ya? Hakim değil atın üstünde. Ya sen o atın yarış hayatını bitirirsin arkadaş ya. Maalesef zaten ciddi sakatlanmış. Ne aldı ceza abi? Savunma verecek. Savunma verecek. Express Kit'in ilgilerine geçmiş olsun. Ya ben hiçbir jokeyin başka bir atı bile isteye tabii sakatlamak istediğini düşünmüyorum. Ben de aynı. Tamamen yarış içerisinde o olaya konsantre olma, o hırs, işte iyi bir yer tutayım, geride kalmayayım, işte rakibime göre daha avantajlı bir pozisyon yakalayayım diye yapılan şeyler. Yoksa niye Kadir başka bir atı sakatlamak istesin yani? Aptal ol. Yani bunu hiç kimse yapmaz yani. Asla, ben. Ama de senin yaptığın sonuçlar başka bir atı, başka bir insanları üzüyor kardeşim yani. Yapmayın böyle şeyler yani. Sizin atınız olsa ne yaparsınız ya? Şimdi o arkadaki at Kadir'in kendi babasının atı olsa. Ya. Öndeki jokeyi de bir arkadaşı binse. Kadir ne der o adama? Ne düşünür? Ne hisseder? Düşünür? Ne hisseder? Olacak iş değil ya. İnince jokey odasına isyan etmez mi yani? Sen bizim atımızı mı yıkmaya çalışıyorsun? Bizim atımızı mı öldürmeye çalışıyorsun kardeşim demez mi yani? Niye için kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapıyorsunuz arkadaşlar yani? Ya böyle şeylere bence çok ağır ceza verilmesi lazım. Ya bunlar böyle 3 günlük 5 günlük işler değil ya. Bir atın yarış hayatını bitirin, mal olacak bir şeyi istemeden de olsa yapmak. Anladın mı? Ben istemiyorum ama adam öldürdüm. Olsun, yine de cezası var. Ya ben istemiyordum bu kazayı yapmak ama işte alkollüydüm, araç kullandım. Hı. Çarptım 5 kişi benim yüzümden hayatını kaybetti. Yoksa fren ben ister miyim adam öldürmeyi? Fren yerine gaza bastım. Gaza bastım. Buradaki olay yok. Ya böyle bir şey yok ki abi yani. Buna hakkı yok ki kimsenin yani. Bence lütfen bu tip şeylere çok ağır cezalar verin yani. Ya yoksa başka türlü bunlar yapmaya devam ederler yani. Şimdi yine eleştirilen bir performansa gideceğiz. Fatih Rüsten Bebek kardeşimizin Ankara'da 9. koşu, 9. kulvar. Yine Can Ekürsü'nün forması. Bir bakalım. Bu arada geçmiş olsun diyelim. Mert Ali Solmaz attan düştü. Şimdi burada da Fatih Rüsten Bebek'in performansına dair sosyal medya mesajı almıştık. Sadece şundan bir daha alalım Hamza. Bunu bir konuşun Rüsten diye. Birkaç kere böyle 9 atını bakıyor önlerine. 9 numaralı kulvardan çıktı şimdi. Bir soldan kamçı kullandı. Şurada mesela bir asistan bir sol önüne baktı. Evet. Tecrübeli de bir jokey, evet. Fatih. Bir hoşuna gitmeyen bir şey oldu orada. Evet, baktı. Yürüyen aksamında bir hoşlanmadığı bir şeyler var. Yine bir bakıyor, soluna yine baktı. Bir şey bakıyor. Yani bir oradan bir sıkıntı olduğunu düşünüyor. Bir hoşnutsuzluk var. Evet. Ama yarışı da terk etmedi. Tabii devam ediyor bir şekilde. Kontrollü bir şekilde devam ediyor. İlerletelim biraz daha. Şimdi tekrar dışlarına doğru hamle yaptı. Tekrar ortada kaldı. Devam. Oynatalım. İki atın arkasında biraz daha yerini korudu. Şimdi dışarıya doğru hamlesini yaptı. Öndeki jokeye de sesleniyor açılma diye.
At ayağını değiştirmesi lazım. Değiştirmiyor burada. Bir kamçı kullandı. İçeri doğru hamlesi var. O da sağdan kullandı ve... Yani at aslında şuralarda hiç gelemeyecek gibi bir noktada. Üstündeki performansı da zaten... Şimdi at ne zaman ayak değiştirdi? Bak dikkat et. At kendi kendine gelmeye başladı. Farkında mısın? Ve at sol ayağını alıp akmaya başlayınca... Üstemde sonlarda daha... Bak, dikkat et, gel biraz daha 400-300'e. At sol ayağını alana kadar Rüstem aslında yarıştan vazgeçmiş yani. Şu an hangi modda biliyor musun? Şu yarış bitse de sağ salim, jockey odasına girsem diye. Bak at hiç burada akmıyor yani. Tamam üstünde çok teşvik yapamıyor ama bir sopa vuruyor mesela. Belki de onun ayağını değiştirsin diye yapıyor. Atın şu an yarış kazanmakla hiç bir ilgisi yok. Bak ne zaman artık mecbur kaldı at sol ayağını almaya. Bak alacak şimdi. Kullandı aldı, ve aldı. Aldı. At başladı. Evet ama içeri doğru yattı hafiften. Ya şimdi tabii ki dışarıdan baktığın zaman Rüstem'in performansı yetersiz gibi. Yetersiz bir performans gibi görünüyor. Rüstem atın üstünde böyle teşvik yapan bir adam değil. Şu da oluyor mu abi? Yanılmıyorsam şimdi tekrar kontrol edeceğim. Özcan o gün yukarıda foullü bir yarış bindi. Açık yarıştan sonra da rahatsızlandı Özcan, oluyor arası öyle. Son iki yarış at binmedi. Şimdi yerine biniyor. Tayı tanımıyor. Hani evet, biraz daha böyle sürpriz bir deklare olunca çok da inanarak binmedi mi acaba? Ya şimdi bu yarışı söylemiyorum. Şimdi yarış severler... Biz burada pek çok şey konuşuyoruz yani, bir şey saklı oluyor. Bazen öyle şeyler olur ki. Mesela Özcan daha önce bu ata binmiş mi mesela? Bakayım abi, binmiş olabilir. Yok binmemiş. Bilmiş. İlk yarışına Mertcan binmiş. Şimdi biri gelmiş, biri gelir der ki mesela, atıyorum Özcan'a. Ya abi sen bu son koşuda şu 5 numaralı X ata biniyorsun ama... Niye biniyorsun? O at... Yani işte o atla ilgili şöyle şöyle şeyler duyuyorum. Tabii. Ya da o atı işte ben idmanda birkaç kere çalıştırdım, çok hoşuma gitmedi. Özcan da bakar yarış işte bilmem kaç handikap meydi şu bu. Ondan sonra Özcan için söylemiyorum, yanlış anlamasın Özcan. Her bütün jokeyler için söylüyorum. Yani onun ayarında. Yani rahatsızlığını pastaneye sevk olmasının ehvenişer yani. Tabii. Hem kontrole gidiyor. Korkar jokey abi. Ya daha önce de bilmediğim bir at, eğer bu doğruysa Allah korusun yani, adamın hayatı söz konusu. Tabii yani canım, anladın mı? Tansiyonu çıkar. İşte o an beli ağrır. Tamam. Şu olur, bu olur filan filan olur. Bu atla öyle olmuştur demiyorum. Belki hiç alakası yok. Zaten Rüstem de ilk defa biniyordur büyük tabii ihtimal. İlk defa. Şimdi zaten çıkışta bir huzursuz acabası oldu. Var, tabii. Bir huzursuz oldu. Tanımıyordu atı. Belki daha önce bir kere binmiş olsa ona göre daha cesaretli binebilirdi. Bir attan istediği şeyi de almıyor. Önleri hoşuna gitmiyor belli. Önlerinden çok mutsuz. At ayak da değiştirmedi filan. Hani bir yere kadar idare edeyim yani, yapabildiğim kadarıyla getireyim. Hani bu arada bir şey de olursa kendimi de şey alayım diye. Ha tabii, şimdi bunlar iyi güzel. Şimdi yarış sever atağında diyor ki kardeşim ya ben bu ata oyun oynadım. Ya. Ben bu ata altılıyı getirdim bu ata. Özcan biniyor diye yazdım. Tamam. Hadi onu da geçtik. Önce Özcan binmedi. Ben bu ata kuponumu getirdim. Ben jockey'den ciddi performans beklerim. Ha, atta bir şey varsa atın koşmamasını isterim. Tabii. Yani at, tabii. Atta bir sıkıntı varsa onun o şekilde koşmasının bana ne faydası var yani kendi performansını tabii gösteremedikten sonra. En kötü yarıştan çıkıp onun dışındaki sağlıklı AGF durumda, olan ata kalmasını isterim. Sağlıklı durumda yarışın yani, en fazla yani bir şansım olsun isterim. Oraya kadar getirmişim kuponumu. Yarışsever de haklı. Bazen böyle şeyler oluyor yani. Bu Ankara'da da oluyor, İstanbul'da da oluyor, başka yerde de oluyor. Maalesef oluyor. Şimdi burada hakemin yapması gereken şey. Var mı son koşuda bununla alakalı bir şey? Hemen bakayım, yok hatırlamıyorum. Yok. Niye yok? Çünkü o yarış severin gördüğü şeyi... Hakem? Görmesi gereken hocamız görmedi. Ya da gördü, son koşu şimdi bununla uğraşmayayım. Adamı çağır, bilmem neyi çağır filan demedi. Yok. Yapmak istemedi. Normalde olması gereken nedir abi? Jockey'i çağırıp hayırdır
genç kardeşim sen niye atın üstünde böyle olması gerektiği gibi değildin? Neydi problem? Efendim işte atın start çıkışından sonra önleri çok hoşuma gitmedi. Biraz korkuttu beni. Bir kazaya sebep vermeyeyim diye biraz böyle kontrollü olmak istedim. Ha öyle mi? Peki kardeşim. Çağır antrenörünü kardeşim. Jokeyiniz böyle böyle diyor. Atınızla alakalı durum nedir diye bir sor. Ondan aldığın şeye göre atı hastaneye gönder. Ve bunları yaz. Oraya bir şart koy. Ankara At Hastanesi'den veteriner hekim işte şeyinden kurulundan koşabilir raporu almadan atların herhangi bir yarışa kayıt ve deklere edilemez diye düş abi notunu gönder yarışçılık müdürlüğüne. Bir görelim. Aynen öyle abi. At alsın tekrar bir muayeneye girsin. Heyet, veteriner hekim heyeti koşabilir raporu versin. Öyle koşsun abi. Öyle tablolarımıza koşsun. Geçelim abi. Geçelim. Tablolarımızı bir görelim. Haftanın ellerinde haftanın at sahibi Sayın Tuğban İzzet Aksoy, haftanın yetiştiricisi Kurtel Harası, haftanın İngiliz atı Altın Sima, haftanın Arap atı Zincir Koparan, haftanın antrenörü Savaş Gürkan, haftanın jokeyi Gökhan Kocakaya, haftanın aprentisi Adem Ceylan, çıkış içerisinde Adem'de. Skor olarak çok aprenti aynı sayıları yaptı ama Adem Ceylan biniş olarak da beynimizi kazandı. Haftalık jokey performans tablosunda Gökhan Kocakaya için müthiş bir haftaydı. Bir grup, dört kısa vade, toplam 11'incilik. %30'la yaptı bu işi. Vedat Abiş, bir grup, bir kısa vade, 8 birinciliği %28'le yaptı. Nevzat Avcı ve Ali Yıldız 7'şer birincilik. Ferit Yardımcı ve İsa Akyavuz 5'er birincilik elde ettiler. Yüzdesel farklılıklarla da sıralandılar. Diyelim ve geçelim. Yılın bu anına kadar olan jokey ligindeki performanslara. Nevzat Avcı 132'ye geldi. Vedat Abiş ve Gökhan Kocakaya 126'şar birincilikte sadece sayılar 582 at binen Vedat Abiş'i ikinci sıraya çıkarttı. Gökhan Kocakaya 587 binişle üçüncü sırada. Mustafa Çiçek 109, Özcan Yıldırım 104. Ferit Yardımcı 100 sınırına çok yaklaşmıştı. Bugün de yarış kazandı. Mehmet Kaya ve Akın Sözen 90, Müslüm Çelik 87, Eray Çizik 83. Atan abi, jokey ligi Vedat ve Gökhan bu hafta bir adım da olsa yaklaştılar yukarıya. Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Nevzat bırakmıyor. Bırakmıyor. İyi de gidiyor. Yani ilk 5'in altından herhangi bir jokerin artık yukarılara çıkma ihtimali hemen hemen bence kalmadı. Ferit 101'inciliğe geldi bugün. 97 idi, 3 yaptı bugün. Ama yani o farkın kapanması yukarıdaki 3 jokerle çok mümkün görünmüyor bence. Büyük ihtimalle bu ilk 5 jokerden biri İpi önde göğüsleyecek. Gökhan çok arkalardaydı biliyorsun. İlk onda yoktu bundan bir süre önce. Arka arkaya tabii kazanmaya başladı. İnanılmaz hırslı bir Gökhan adam. Zaten bu yılın başında da gitmedi mi? Bir tabii, yurt dışı falan yaptı. Amerika'ya gitti. Tabii. Bir hayat bir ay yoktu. Çok hırslı. Seriye taktı geliyor valla. Adım adım. Vedat çok iyi. Yani çok istikrarlı, çok başarılı. Nevzat muhteşem bir sezon geçiriyor. Dediğim gibi aşağıdan Mustafa ile Özcan ilk üçü zorlayabilecek gibi görünüyor. Güzel bir mücadele oluyor. Heyecanla bekliyoruz. Bu akşam ikili bir yayın yaptık. Atan evet. abiyle birlikte İmparator'a bir İmparatorsuz çok tadı olmuyor. Elimizden geleni yaptık ama bir yanımız eksik. Tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla çok özel tabii. Çok teşekkür ediyoruz herkese izlediği için. Haftaya inşallah full kadro daha keyifli burada olacağız. Ağzına sağlık abi. Senin ağzına sağlık. Zor bir yayındı hiç şüphesiz ama Atan abi gibi bir partner olunca iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Onun da hem olaylara bakış açısındaki farklı değerlendirmeleri hem de koşular üzerindeki analizleriyle iki saati tamamladık. Klasik kapanışımı yapacağım. Başta yönetmenim ki sevgili Hamza Akgümüş'tü. Yine bu akşam kameraman arkadaşlarım, KCD, VTR'de seste bulunan operatör arkadaşlarım, teknik kadro, diğer illerdeki TCK TV personelleri ve Tay TV Hakan abi ve ekibine de teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından yine atılık sohbeti yapabilmek nasip olsun diyelim. Hoşçakalın.